Değerli Wow TV izleyenleri, Doğu'dan Batı'ya tarih programıyla karşınızdayız. Bugün yine Osmanlı konuşacağız ama biraz farklı bir perspektiften konuşacağız. Aslında benim programlarda bu yönünü biraz öne çıkartıyoruz. Sanat, mimari, çini vesaire. Bugün çok kıymetli iki konuğum var. Aslında biz iyi bir üçlü olduğumuz için ikinci kez yapıyoruz ve devamı da gelir umarım. Bunu yürekten ve samimiyetle ifade etmek isterim. Çok değerli Olcay Aydemir hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıymetli Habibe Çalışkan hanımefendi, siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Bugün bolca görsel konuşacağız değil mi? Evet. Bakalım başka gözler, aslında içeriden de dışarıdan da Osmanlı'yı, Osmanlı İstanbul'unu nasıl resmetmişler. Fırsat buldukça başka şehirlere de gidebiliriz. Mesela eğer bugün işte Osman Hamdi Bey'den şüphesiz ki bahsedeceğiz. Ben geçtiğimiz aylarda Karaman'a gitmiştim fuar için ve o meşhur medresede, Hatuniye Medresesi'nde Osman Hamdi Bey'in meşhur kapısını görmüştüm. Aradın, tabii o halinden biraz uzak ama Osman Hamdi Bey de biraz kendi hayal dünyasını da eklemiş herhalde. Tabii hocam, bahsedeceğiz. Bunları konuşacağız. İstanbul ağırlıklı olarak Osmanlı ressamlarının farklı dönemlerde kaleme çizdikleri, fırçaya aldıkları mı demeli bilmiyorum artık. Fırçalarıyla hayat verdikleri diyelim. Doğru, daha düzgün bir cümleyle süreci konuşacağız. Ben Olcay Hanım'la başlayayım. Düzeni bozmuyoruz bu sefer de. Yani resim, mimari sizin ilgi alanınız aslında bakarsanız. Bir toplumu, bir medeniyeti tanımlamak için John Berger'in kitabında orada görüyorum aslında görme biçimlerini de belki anmak gerekir burada. Ya da tarihin görgü tanıkları var biliyorsunuz kitap olarak basılmıştı. Berger'in değil ama şu an yazarını bir an çıkartamadım. Tarihin görgü tanıklarını. Şimdi görsel, görüntü, sanat ve resim bir medeniyet için biraz genel başlıyor ama neden önemlidir? Yani Osmanlı'ya da indirgeyebiliriz, bunu şehre de indirgeyebiliriz. Ama neden önemlidir? Biraz böyle başlayalım. Aslında güzel bir soru. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Çünkü o kadar çok iç içe ki mimari, resim, heykel. Aslında boyanmış, yontulmuş, inşa edilmiş, fotoğraflanmış, çerçevelenmiş her imge aslında şehrin bir sahnesi, adeta bir mekanı. Dolayısıyla böyle olduğunda şehrin tümünün yüzyıllarca resmedilmesi, binaların içinde resmedilmesi ya da resimlerde şehrin resmedilmesi tesadüfi değil. Hepsi birbirini etkileyen önemli faktörler. Ben İstanbul özelinde bunu cevaplamak istiyorum. Çünkü İstanbul o kadar eşsiz bir coğrafya ve doğa ve mimari sunuyor ki hem ressamlara, hem yazarlara, hem şairlere hep bir ilham kaynağı olmuş. Bakıyoruz bugün edebiyatta, Osmanlı döneminde keza öyle. Şiirlerde, işte camilere gidiyoruz, hep resim var. Doğa, işte bir bakıyoruz. Anadolu'nun bir coğrafyasında bir bitkiyi görüyoruz camide. Birbirlerine ilham veriyorlar. Bu tesadüf değil. Çünkü insanın aklının en iyi objesi tabii ki mimari, resim, sanat. Başka türlü vücut bulmuyor. Bir kere temelde bunu söyleyebiliriz. Daha sonra tabii teknoloji, araç gereçler, doğadan elde ettiği boyalar ya da işte taşı şekillendirmesi, çamuru şekillendirmesi, bütün bunlar birbirlerini etkileyen önemli faktörler. Keza Anadolu'nun bugün sanatının kökeninde de bu coğrafyanın bize verdikleri var.
Bu şekilde özetleyebilirim. Tabii daha ilerleyen süreçte 18. yüzyılda bizim tablolarla, resimlerle yavaş yavaş batılılaşmayla birlikte buluşmamız, bunun yine konuta, özellikle sivil mimariye nasıl yansıdığı ki bunu zaman zaman çok fazla görüyoruz. İşte bir evin Anadolu'da, İstanbul'da bir evin duvar resimlerinde bir resim görüyoruz. Bir tablo gibi bir resim görüyoruz. Bunu merak ediyoruz, nerede? Topkapı Sarayı'nda keza öyle çok sayıda böyle resimler görüyoruz. Bütün bunları sırayla konuşacağız. Evet. Şimdi Habibe Hanım'a biraz daha farklı bir soru sormak istiyorum. Şimdi biz Anadolu Üniversitesi'nde, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde birlikte çalışıyoruz, görev yapıyoruz. Orada birlikte çok güzel faaliyetler de yapıyoruz aslına bakarsanız. Ve kültür gezileri ya da kültürel miras gezileri bunda başı çekiyor. Yani başladığımız ve devam edeceğimiz bir süreç. Burada mesela geçen hafta Mahmudiye'ye gitmiştik. Bu hafta Seyit Gazi'ye gideceğiz. Bir tanesi ortaçağ havasını andıran muhteşem bir şehir. Yani Selçuklu'dan hatta erken İslam tarihinden günümüze kadar uzanan farklı yapıları bir arada görebileceğimiz bir şehir olma özelliğini taşıyor. Kent olma özelliğini taşıyor. Yani bir taraftan Battal Gazi Külliyesi, Şücaettin Külliyesi veya Üryan Baba Külliyesi'ni bir arada düşündüğünüzde muhteşem bir işte 12. 15. yüzyıl hem mimarisini görüyorsunuz, hem inanış biçimini görüyorsunuz, inanç sistemini görüyorsunuz. Hem de devletin aslında bir sefer güzergahındaki menzilin ne kadar önem atfedildiğini de görüyorsunuz menzile. Ama taş kale binaya, gibi yani aslında. Tabii tabii muhteşem bir şey. Mahmudiye'ye gittiğiniz zaman çok daha farklı. Daha yeni kurulmuş bir şehir. Osmanlı 19. yüzyılında oluşturulmuş, belki 19. yüzyılın sonlarında oluşturulmuş, göçlerle oluşturulmuş bir şehir. İşte efendim Kırım'dan göç eden Tatarların yoğun olarak yaşadığı ya da Balkan coğrafyasından gelen göçlerle oluşturulmuş bir şehir. Sultan Hamid, işte Hamidiye oradan geliyor, bir kısmı öyle. Sultan Mahmud, Mahmudiye ismi buradan geliyor. Bir taraftan bakıyorsunuz bir köy enstitüsünü görüyorsunuz. İşte Habibe Hanım yayınlıyordu sosyal medya sayfalarında da. O 1930'lu ruhları, 30'lu yılların ruhunu, meslek edindirme kurslarını, köy enstitülerinin statülerini falan görüyorsunuz. O anı yaşıyorsunuz. İşte İnönü'nün hediye ettiği bir piyano var. Bir köy okulu gibi düşünün bunu. Muhteşem bir şey. Diğer taraftan İstanbul'da birlikte gezi yapıyoruz. İznik'te siz de geziyorsunuz. Ve çok farklı yüzyıllar arasında, yani erken Bizans, erken Roma'dan başlayıp 20. yüzyıla kadar uzanan hem sanatsal hem kültürel, bu yapının şekli dini yapı olabilir, eğitim yapısı olabilir ya da sivil mimari örnekleri olabilir, saray mimarisi olabilir. Her boyutunu görüyorsunuz. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani mesela işte Üsküdar'da gezerken, İznik'te gezerken, Seyit Gazi'de gezerken bu portre, bugün resim konuşuyoruz ya, siz de işte bir sanat tarihçisi olarak hayal dünyanızda neleri çağrıştırıyor? Biraz özel bir soru oldu ama bence cevabının önemli olduğunu düşünüyorum. Hocam ben bu soruyla soruya karşılık vermek istiyorum. Sizde de oluyor mu bilmiyorum ama Olcay Hanım size de sormak istiyorum. Hikayesi olan bir yere gittiğiniz zaman ben günümüzden kopuyorum. Tamamen kopuyorum. Döneme gidiyorum. Yani o dönemi yaşıyorum. Kesinlikle hissedebilen herkes de bu oluyordur. Kulaklarım tıkanıyor. Yani şehrin gürültüsü tamamen bitiyor. Heyecanlanıyorsun. Heyecanlanıyorum ve oraya gidiyorum. Mesela Seyit Gazi özelinde Orta Çağ'da muhteşem bir yerleşim ve şehre girdiğiniz zaman bir kale gibi. Battal Gazi Külliyesi bir kale gibi karşılıyor. Hocam bazı şehirlerin gerçekten yerleşimleri çok fazla bozulmamış. İznik onlardan birisi, Seyit Gazi onlardan birisi. Yani dokuyu bulabiliyorsunuz. 4 kilometre sur İznik'te. Suru gezebiliyorsunuz. Bu bağlamda çok önemli. Seyit Gazi'ye gittiğiniz zaman verdiğiniz örnekler üzerinden gidiyorum. Orada bir Matrakçı Nasuh'un resminde bir kale resmi var. Bu Bizans Kalesi olarak düşünülebilir. Buradaki devşirme malzemeyi hemen
külliyenin içerisinde bir çeşme olarak görüyorsunuz. Lahiti almışlar, içine su doldurmuşlar, çeşme olmuş. Biraz böyle kültürler arası bağlantı kurmak lazım. Ben bunu çok yapıyorum gezdiğim şehirlerde. Hissedebilmek ve bunu aktarabilmek çok önemli. Hocam yakın zamanda ben Konya Ereğlisi'ne gittim. Burada Tarhunza'nın bir geçitit dönemi tasviri var. Ben orada hocalarımla konuşurken arkamızda bir kalabalık oluşmuş. Köylüler gelmişler. Bize şey dediler. Sizin görüp de bizim göremediğimiz ne var? Neden bu kadar çok konuştunuz? Yani köylünün dikkatini çekmiş hocam. Bizim orada saatlerce tartışmamız. Yani siz ne gördünüz bizim göremediğimiz? Orada küçük bir drama yaptık. İşte ben Tanrı sana ekmek vereceğim. İşte şu bu. Yani biraz böyle hocam gittiğimiz yerleri kültürel miras ve belleğin izinde dokunmamız lazım. Öğrencileri götürmemiz lazım. Bu anlamda Eskişehir'de Türk Dünyası Vakfı çok güzel etkinlikler yapıyor. Yani düşünce okulu projeleri var. Çocukları alıyorlar. Hocam mesela 5 şehir okuyorlar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 şehri geziyorlar. Bu bağlamda şehirleri gezmek, hissetmek çok önemli. O çocuklar hocam spreyli boyayla o kültürel mirası boyamazlar. Mümkün değil boyamazlar. Çünkü yerinde öğreniyorlar. Ya da çeşmelere ilan aşk yapmazlar. Yapmazlar. Kesin. Yani yerinde öğrenecek. Sevecek yani çünkü onu sevecek. Aslında burada çok önemli bir şeyden bahsediyor sevgili Habibe. 17. yüzyılda bir Fransız ressam, resim izleyiciye seslenmelidir diyor. Yani aslında burada ilişki kurmaktan bahsediyor. Bunu 17. yüzyılda söylüyor. Sadece resim değil, mimari, okuduğumuz kitaplar değil mi? Biz bir dönem Huzur'un izinde İstanbul'u gezdik. Sevgili Handan hocamız, evet. Rektör, Mimar Sinan Üniversitesi rektörümüz. Yine ben restorasyon yaptığım zamanlarda hem STK'ları hem öğrencileri gezdirerek aslında o yapıların, o resimlerin sesi oluyoruz biz. Evet. Çünkü izleyicinin gördüğü şeyi bizim gördüğümüzle onların gördüğü şey aynı değil. Bu hikayeyi aktarmak için bir köprü olmak gerekiyor. Aslında o kadar doğru söylemiş ki tabii bunu söyleyen bir ressam. Resim izleyicinin sesi olmalıdır diyor. Yani o ilişkiyi, o köprüyü kurmalıdır diyor. Tam bu bağlamda şöyle bir soru soracağım ama önce bir demin ismini hatırlayamadığım kitabı sevgili Yener Küçükbenli göndermiş. Peter Burke. Tarihin Görgü Tanıkları kitabının yazarı. Kendisine çok teşekkür ediyorum buradan. Şimdi söylediğinizle her ikinize de ortak soru olarak kabul edeyim. Bir bütünlük içerisinde mesela resim bize ne söyler? Yani resim bir topluma ne söyler? Ressama ne söyler? Onu sonradan görene ne söyler? 100 yıl sonra belki onu satın alıp evine koyana ya da bir müzeye bırakana ne söyler? Resim ne söyler topluma? Buradan gidelim. O kadar çok şey söyler ki. Demin söylediğim gibi yani sanat eseri aslında şehrin sahnesi olan bir yeri size taşıyor ve o günkü haliyle ressamın, yazarın ya da heykeltıraşın kendi aklı ve kendi yaratıcılığıyla şekil bulmuş hali bu. Dolayısıyla o kadar çok şey anlatır ki sizin hayal dünyanızla bir araya geldiğinde. Bu tabii romantik bakış. Ama bir de bizim izlerimiz var. Bazı izleri işte takip ediyoruz diyoruz ya. Bir resme bakıyoruz. Acaba burada hangi şehri resmetmiş ressam? Burası neresi? İşte belki birazdan görseller de ekrana gelecektir. İznik'te, o kadar İznik'e uzak bir köyde, Şemaki evinde Kız Kulesi'ni görüyoruz. Ben Kız Kulesi'nin hiç görmediğim bir halini gördüm. Belli ki evet bazı işte bir boğaz var, işte bir kara parçası var, evler var ama ressam başka bir şeyleri de hayal etmiş. İşte kayık, kürek çeken kadırgada insansız kadırgalar var. Yani dediğim gibi burada çok faktör var. İşte ressamın ne kattığı, bizim ne gördüğümüz, ne beklediğimiz ama 18. yüzyıl, 19. yüzyıl tablolarına baktığımda demin Habibe'nin de söylediği gibi benim de nutkum tutuluyor. Ben de o döneme ışınlanıyorum adeta. Seviyorum çünkü o dokuyu buluyorum. Biz o dokuyu şimdi çok fazla bulamıyoruz. Bulamadığınız şey çok kıymetli oluyor. Bulduğunuzda biz de resmetmek istiyoruz. Tabii biz ressam değiliz ama biz demek de ki biz de fotoğraflıyoruz aslında. Tam da öyle demin söylediğim gibi. Çerçevelenen, o fotoğraflanan, inşa edilen her şey
bizim bir sahnemiz ve aslında geleceğe ya da etrafımızdaki insanlara verdiğimiz mesaj, söylemek istediğimiz şeyler diyebilirim ben. Çok teşekkür ederim. İlave varsa alabilirim ama ikinci soru olarak ona ilaveten şunu söyleyeyim. Yani resim bize ne söyler? Bir, ikincisi Osmanlı'nın, yani bir İslam toplumu olarak, hani İslam'da resim yasağı meselesi çok tartışılır, oraya girecek değilim ama sonuç itibariyle çok eski dönemlerden beri bir resimle maceramız var. Yani sizin hesabınız olan tasvir, hesabınıza ilham kaynağı olan, daha önceki programda da konuştuğumuz tasvir var. Yani resim bize ne söyler bir, ikincisi Osmanlı'nın resimle macerasını nereye kadar götürebiliriz? Hocam resim bize aslında bir evin duvarından bahsetti Olcay Hanım. Özlemleri söyler. Özlediği coğrafyayı evine aktarır. Düşünsenize İznik'in bir köyünde, yani demek ki o bölgeyi özledi. İstanbul'u, Kız Kulesi'ni özledi. Sultanahmet Camii'ni özledi. Evine resmetti. Hocam bir de şu kapsamda resim bize şunu söyler. Mesela en son sizin de bildiğiniz birkaç türbe var. Bize tarihi söyler. Raspalardan tarihlere ulaşabiliriz. Bu çok önemli. Hani diyorlar ya 13. yüzyıl, 15. yüzyıl ama tabii bunların belli bir döneme kadar indirdiğimizde diyoruz ya bu 19. yüzyıl. Yani o kadar inemeyiz. Evet, İsa Sofu örneği gibi. Hı-hı. Yani bu anlamda bize tarihlendirmeyi de söyler. Hikayesini anlatır. Bu önemli kesinlikle bu kapsamda. Diğer sorunuz hocam. Osmanlı'nın resimle macerası. Evet. Osmanlı'nın resimle macerası Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'un fethiyle birlikte aslında saray nakkaşhanelerinin oluşturulduğunu biliyoruz. Nakkaş Sinan Beyler, Bursalı Şibrizade Ahmet Çelebi Efendi, ama onun öncesinde hocam 2. Murat döneminde de eserler var. Bu bağlamda da Amasya ve Edirne çok önemli. Yani Edirne Nakkaşhanesi ve Amasya'da üretilen eserler çok önemli. Sistematik bir şekilde Osmanlı Sarayı'nda resmin başladığı süreç ise Fatih Sultan Mehmet devrine, biraz da böyle Venedik'ten çağrılan ressamların saray nüfusuna etki etmesi ve oradaki sanatçılarla haşır neşir olması hocam fırçayı tamamen değiştiriyor. Nakkaş Sinan Bey'in 4-3 profilden bir Fatih portresi var. Bellini ile yan yana koyun, yani etkilenmiş, kesinlikle etkilenmiş. Sonra Bursalı Şiblizade, Doğu Batı arasında bir etkileşim var. Bağdaş kurup oturan bir Fatih görüyoruz. Hem Bellini'den bir alıntı var. Hem aslında de Bellini ile ilgili görsellerimiz de varsa ya da yönetmenimiz bize yardımcı olursa Fatih'in meşhur Bellini tablosunu bir kez daha izleyicilerimize hatırlatabiliriz bu arada, evet, siz konuşurken. Olabilir hocam. Hı. Yani bugün sizinle de konuşmuştuk. Az önce de Hüseyin Baykara'nın mesela Timur devrinde bağdaş kurup oturduğu bir resim var. Bunu Bursalı Şiblizade Bellini ve Timuri devri sanatla birleştirmiş, ortaya bağdaş kuran bir Fatih çıkmış. Yani kültürel arası sanat etkileşimdir. Bir yani coğrafyadan bilgi çıkmaz. Transferi söz, evet, konusu. Kesinlikle hocam. İpek yolunun geçtiği bir yerde, yani ticaret, evet, ekonomi, sosyal yaşamla o kadar alakalı ki, işte Fatih Sultan Mehmet'in İtalyanlarla olan ticari, stratejik ilişkileri sanatı da bir şekilde getiriyor. Ya da Semerkant'tan gelen İpek yolunun, kesinlikle, materyaller de seyahat ediyor. Yani aslında çok güçlü bir seyahat var. Sanatın seyahati var, malzemenin sanatı var. İş gücünün sanatı var, transferi var. Bu anlamda şanslı bir coğrafya. Yani İpek yolunu da düşündüğünüzde denizlerle çevrili bir coğrafyadayız. Kaç denizin buluştuğu bir yer. Hele İstanbul'u düşündüğümüzde, Anadolu zaten öyle. Bu ekonomik, stratejik ilişkiler, İpek yolları, kesinlikle, sanatı da mutlaka beraberinde şimdi getiriyor. Dilan Kılıç çok güzel bir bilgi göndermiş bize, sağ olsun. Sizin söylediğiniz, yani her ikinizin de söylediğine çok uygun bir şey. Belki o hani ilanı aşk yazmazlar demiştik ya, evet, onun, evet, üzerine göndermiş sevgili Dilan. Diyor ki çocukları bilinçlendirmek üzerine
Mimar Turgut Cansever'in çok sevdiğim bir sözünü paylaşmak istiyorum sizinle diyor. Ve diyor ki şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder diye kadar, Turgutçu'ya kesinlikle. Nefis bir gönderme yapmış. Çok özetli. Ben de kendisine çok teşekkür ediyorum bu söz için. Evet, Osmanlı'nın resimle macerası diyorduk. Evet hocam, yani bu kapsamda Fatih Sultan Mehmet öncesinde 2. Murat döneminde eserler var. Bu Tebrizi'nin Dilsiznameleri, Ahmedi'nin İskendernameleri, Fatih Sultan Mehmet devrinde Sabuncuoğlu Şerafettin'in Cerrahü İlhaniyeleri, saray nakkaşhanelerinde oluşturulmaya başlanmış ve kesinlikle çevre bölgelerden etkileşim çok fazla hocam. Bizans etkisi çok fazla, altın yaldız, sarı yaldız çok fazla. Mesela Venedik Marsiana Kütüphanesi'nde Sitte Hatun'un resmi var. Bu Fatih Sultan Mehmet'in eşlerinden birisi, Dulkadiroğlu Beyliği'nin kızlarından. Yani hocam sarı tonlama, Bizans etkisi, yansımaları Osmanlı resim sanatında da çok fazla değerlendiriyor. Zirveyi sorarsanız Osmanlı resimde. Canan Hanım'ın bir sorusu var ama Canan Küçükbenli'nin. O bağlamda ona cevap da vermiş olalım. İlk resim kaçıncı yüzyılda yapılmış diyor. Eğer az önce Sultan Murat'la ilgili söylediğinizi düşünürsek herhalde 15. yüzyıl mı dememiz gerekiyor? Hocam Osmanlı'da 1300'ler diyebiliriz ama İslam resiminde 12. yüzyıl. O zaman 14. yüzyıl Osmanlı. Evet, 14. yüzyıl. İslam'da daha eski. İran'ı düşünürsek tabii. Çok daha eski. Tabii. Evet, evet. Yani özellikle. Dünyada düşünürsek mağaralarda bile insanların resimleri evet, var. Elleri yani çok hani ilkel çağlarda bile resim. İnsan hep resmetme ihtiyacı duyuyor. Yani işte mağaralara bakıyorsunuz, işte hayvan, avlanan hayvanlar, işte eller diyeyim, onların izinde gidiyoruz. Resim Fatih hep var. Geldi. Çünkü başka bir araç yok. Evet. Ve Fatih geldi. Evet. Benigni'nin en meşhur tablosu evet, geldi. Hocam. Bir Fatih de yenisi biraz var yorgun biliyorsunuz. Burada artık vefatına çok yakın bir dönemde çizilmiş. 70'lerin sonu galiba değil mi? Evet. 81'de vefat ediyor evet. Zaten. Yani 1480 yılına tarihleniyor bu eser. Fatih Sultan Mehmet'in çok yorgun olduğunu görmekteyiz. Tabii doğulu ve güçlü bir imparator olduğu için kürkle süslenmiş yakası. Bu saltanat alameti aslında. O kürkü çok merak ediyorlar, soruyorlar bazen. Evet, evet. Hakimiyet alameti diyorsunuz yani. Evet, evet hakimiyet. Kürk hep var yaka. Yani Hasekeli sultanlarda hepsinde var. Hasekelileri onunla ayırt ediyoruz. Hocam mesela Rönesans kemeri. Avrupa'da Rönesans'ın başta İtalya Rönesans'ının kemeri, yuvarlak kemer içerisinde Fatih Sultan Mehmet yerleştirmiş. O da bir Rönesans insanı. Ahit sandığı diyorlar diyor. Önündekini doğru mudur? Hocam çok farklı söylemler var ama mesela doğu halıları, doğu halı kilim motifleri üzerinden de söylemler var. Ama burada sanatçı çok realist davranıp Fatih'i yorgun, yaşlı ve hasta resmetmiş. Evet. Nakkaş Sinan Bey'in bir Fatih tasviri var. Omuzlar geniş, boynu kat kat, boğaz böyle. Ama burada diyor ki Fatih Sultan Mehmet yorgun, yüzü düşük. Bundan esinlenen bir tane daha Fatih portresi var. Hoca Ali Rıza mıydı? Zonaro. Zonaro. Aynısı hocam. Hemen aynısı. Hemen ama mavi daha mavi evet, ton işlemiş daha mavi sanki. Ton. Zonaro. Çünkü sarayda ona sipariş vermişler. Demişler çağdaşı ki çağdaşı değil çünkü. Yani. Fatih'i tekrar resmedelim. Yani 1800'lerin sonunda da görmekteyiz. Bu bağlamda hocam biz şehir resimleri verdik. Onları gösterelim. Evet, çok evet, fazla gösterelim. Var. Onları konuşalım. Başlayalım evet, hem evet. De kendi yüzyılımıza gelelim. Evet. Yani 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl Osmanlı'da aslında mimarideki değişimi ya da zihniyet değişimin aslında yönetsel de bir değişim. Dışı açılma var. Sultan Mahmud'un işte şalvar yerine pantolon giymeye başlaması ya da cübbe yerine ceket giymeye başlaması, sarık yerine fes takmaya başlaması ile birlikte Osmanlı kendi bünyesinde bunu Lale Devri'ne kadar da götürebiliriz. Üçüncü ama daha Ahmet'ten sonra tabii, aslında tabii, daha Üçüncü Ahmet'e kadar ama daha somut örneğini bizzat kendi hayatında, kendi bünyesinde Sultan II. Mahmut uygulamış tabii. Ve bu değişim askeriye de başlıyor. Tabii. Devlet yönetiminde işte bir takım senedi ittifakla birlikte iktidarı paylaşma eğilimleri başlıyor. Ki bu çok mucize kabilinden bir şey aslında. Tabii. O hanedan yapılarının mantığını düşündüğünüzde. Ve bu anlayış
İşte barok mimari dediğimiz Osmanlı mimarisine de yansıyor sizin alanınız. Çok daha şimdi yaşam şekli bile değişiyor. Tabii. Yani Topkapı Sarayı terk edilmeye başlıyor. Artık sahil saraylarına geçiş evet. başlıyor. Boğaz'da bile kışlaları görmeye başlıyoruz. Yani askeri reformlar aslında biraz coğrafyayı keşfetme ve o sur içinden sur dışına çıkmaya başlama ve Boğaz'ın ve Haliç'in güzelliklerini keşfetmeye başlıyorlar. Yani 3. Ahmet döneminden sonra yaklaşık 105 yıl, neredeyse 300'e yakın köşk ve sahil sarayı ve yalı, yani konut sivil mimari yapılıyor. Yani bu rakamlar tesadüfü değil. O batılılaşmanın getirdiği dışa açılma, işte sur içindeki sarayın yavaş yavaş sahil saraylarına geçmesi. Hem yaşam değişiyor, hem ilgi değişiyor. Bu yenilikler mimariye tabii ki yansıyacak. Çünkü somut tek örneği mimari. Resme de yansıyor. İşte tabii ki hepsi bir bütün. Padişah albümlerinin oluşturulmaya başlaması ya da o meşhur Osmanlı armasının işte yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlaması, bayrak tartışmalarının ay yıldızlı bayrağın 3. Selim devrinden itibaren neredeyse ortaya çıkmaya başlaması bu dönemlere ait. Ve ressamlarımıza geçelim. Yani tabii ki ciddi bir resim kültürü de beraberinde geliyor. Evet. Mesela bugün konuşacağımız örnekleri düşünürsek kronolojik olarak en eskisi hangisi ile başlayabiliriz? Hocam yani şöyle, Abdülmecit Efendi'den örnekler verdim ben. Hoca Ali Rıza var. Osman evet, Hamdi Bey'in... Şeydeki evet. Zonaro'nun resmiydi değil mi az önce? Onu hocam, da gösterin. Zonaro'nun o bahsettiğim tablosu değildi o. Hı-hı, evet, bu böyle bir resim de var. Evet, bu başka evet. bir çalışma bir olabilir. Zonaro'nun, daha modern de olabilir. Zonaro'nun fırçasına çok benzemiyor. Çok genç, evet. daha genç çizilmiş evet. değil mi? Evet, bu, evet, yüzü evet. daha genç. Yani. Daha dinamik. o yorgun yani, hali gitmiş. Gitmiş. Hocam, gerçekten herhalde... En son Abdülmecit Efendi değil mi? Abdülmecit Efendi. Onlardan da göstereceğiz. Herhalde dünya tarihinde en çok resmedilen şehirlerden birisi İstanbul. Yani hiç şüphesiz. Hiç şüphesiz gerçekten hep bir özlem ve bu özlemi kitaplardan okuyarak şehirlere gelen ressamların olduğunu biliyoruz. Zonaro'nun nişanlısı Elisa Amisis'in İstanbul'unu okuyor. Diyor ki Zonaro bak böyle bir şehir var. Muhteşem bir şehir. Gitmeliyiz. O da diyor ki paramız yok. Gidemeyiz. Diyor ki benim biraz param var. Ben gideyim. Geliyor hocam. Elisa geliyor. Nişanlılar 2 ay kalıyor. Mektup yazıyor. Zonaro müthiş bir şehir. Hemen gelmen gerekiyor. İstanbul'a. İstanbul'a. Hocam vapura biniyor. 5 kuruş parası yok. Ya vapurda oturacak yer buluyor. Kendi kameralara bile giremiyor. Herkesin resmini yapıyor. İşte orada paralar topluyor. Kaptanın resmini yapıyor. Kaptan diyor ki çok güzel olmuş. Hemen ona kamera veriyor. Hocam böyle bir serüvende adam geliyor ve Sultan ikinci... Gelene kadar epey bir zenginleşmiştir yalnız o gün. içinde parasız binin. Evet çok zenginleşemiyor aslında ama hocam düşünsenize. İstanbul'a geliyor ama hocam yani. Kesinlikle. Yani, şehre bakın yani tutkuyla. Azim tutkuyla. Ama tabii. Ama bu kadın azmi ama hocam. Evet, kadının evet. Nişanlısı gelmeseydi. Nişanlısı gelmeseydi. Evet. Ya da kitabı okumasaydı, seyyahın kitabını evet. okumasaydı. Ne bu kadar bir önemli. Bütün ve ilişkili. Yani yazılmış, anlatılmış ve bir ressamı kendine aşık etmiş ve çekmiş. Bu şehir böyle bir şehir. Hocam sebepler silsilesi diyelim çok, biz ona. Evet, hepsi birbiriyle çok ilişkili. Kesinlikle. Yani hocam düşünsenize böyle bir seyahatten, onu söylemek istiyorum. Sarayın ressamı oluyor. İkinci Abdülhamit'in en yakın adamı oluyor. Küçücük bir teknedeki vapurdaki yaptığı resimlerden nereye kadar ama geliyor? Ama burada sultanın da hakkını yemeyelim. Kesinlikle. Yani Osmanlı'da ilk tiyatroyu getiren, piyano evet. kullanan, sinemayı getiren, ilk demir yolunu getiren Sultan Abdülhamit buradaki programlarda da değişik meslektaşlarımızda da konuştuk aslında. Çok yönlü olan ama çok yönlü algılanan bir isim. Maalesef bir bütün olarak bakılmıyor Sultan Abdülhamit. Herkes bir tarafından tutup çekiştiriyor onu. Ama Osmanlı'nın herhalde en modernist ya da en batıcı padişahlarından birisi. Ama bir o kadar da kendi köklerine, kendi geleneğine, hem kayı geleneğine, hem Müslüman geleneğine
sahip bir padişah. Aslında zıtlıkları üzerinde çok mükemmel bir şekilde birleştirmiş. Bunun bir için Yıldız Sarayı'nın özelliği de var tabii Sultan Abdülhamid'in. O yüzden çok geleni gideni var. Yani fotoğraf kısmını bile konuşabiliriz. Tabii fotoğraf. Yıldız Sarayı arşivini. Tabii. Sadece Yıldız Sarayı'nı zaten o yaşantıyı görmeye başladığınızda nasıl bir insan olduğunu anlıyorsunuz. Okuyan, kütüphanesiyle işte öğrenmeye, yeniliğe açık. Bunlar tabii çok önemli özellikler. Birçok yeniliği getiren kişi. Tabii. Bunları yadsıyamayız yani. Çok önemli. Sanat anlamında özellikle. Her bakımdan çok hocam, önemli. Hocam burada bir not düşelim. Elisa'yı andık, Zonaro'nun eşini. Ve Zonaro'nun kıymetini bildiği gibi Elisa'yı da fotoğrafçısı yapıyor. Yani Elisa'nın resmi nişanları var hocam. Onu da özel fotoğrafçısı yapmış. Onu pek bilmezler ama evet, bizde. Evet, yani evet. Zonaro o kadar ön plandı ki tabii yani. Burada kadınları da analım yani. Analım, bence mahsur yok. Hakkını yemeyelim. Belki bir programda kadın sanatçılar üzerine yaparız. Bilmiyorum çok, hocam. Çok da güzel olur. Çok da güzel mimarlar, olur. Mimarlar, yani. Ressamlar, fotoğrafçılar. Evet, kesinlikle. Cinsiyet ayırımı mı yapıyoruz bilmiyorum ama. Pozitif ayrımcılığı evet, her zaman kabul. Evet, şu anda fazlalığız bir de yani. Hocam mesela bir önceki resimde Abdülmecit Efendi'yi gördük, Abdülaziz'in oğlunu. Zonaro'dan resim dersleri alıyor hocam. Bakın burada siz herhalde Osmanlı Sarayı'nda yetişmiş en önemli ressamlardan, hanedan ressamlarından birisi, imzasını da atmış hocam. Böyle sanki biraz Ayvazovski, evet, biraz Zonaro. Yani çok farklı fırçası, lezzetler var evet, bu fırçada. Biraz Eylül sabahını andırıyor mesela bana baktığınızda. Hafif sis var. Sis evet, var. Bu anlamda Abdülmecit Efendi ile ilgili de çok güzel sergiler yapıldı değil mi Olcay Hanımcığım? Evet. Yakın evet. Dönemde. Ya şu anda çok şanslıyız aslında. En son Sabancı'da vardı galiba bildiğim kadarıyla. Evet, müzede. Sabancı Müzesi uzun sürede devam tabii, etti. Devam evet. Etti. Çok şanslıyız aslında şu anda Milli Saraylar Başkanlığı'nın Resim Heykel Müzesi'nde, yine Mimar Sinan Üniversitesi'nin Resim Heykel Müzesi'nde aslında İstanbul'a dair çok eşsiz resimlerin hepsini bir arada görebiliyoruz. Bu resim bile İstanbul'un, iki denizin birleştiği bir şehir, nasıl ilham kaynağı olduğunu ressamlara görebiliyoruz. O kadar çok bu tür Ayvazovski'de, işte Mehtap'ta, işte dalgalı denizlerde birçok tablo yapmış İstanbul'a dair. Aslında bu anlamda da çok şanslıyız çok hepsini bir arada görebilmek açısından. Evet bakın, hocam. Çok enteresan. Mesela Zonaro'nun bu eserlerinde artık kadınların, hani kapalı harem 16. ve 17. yüzyılda çok resim sanatında kadınları göremeyiz ama böyle 19. yüzyılda artık kadınlar iskelelere inmişler sokaklarda, çarşıda, pazardalar. Yani böyle şehrin sosyal yaşamı hakkında da bilgiler veriyorlar. Ama Zonaro'nun özelliklerinden birisi her portresine kendisini yerleştirmesi bir şekilde değil mi? Osman Hamdi Bey'in de hocam onun oryantalizm geleneğidir o. Oryantalizmin bir geleneğidir. Yani tabloların içerisine işte ya kendisini işte kayıtçı yapıyor ya da İstanbul'un fethine giderken işte Yeniçerilerden birisinin yüzü oluyor, kendisi yapıyor. Bu da güzel bir şey aslında. Evet, yani şehrin sokaklarına inmeleri çok güzel hocam. İtalyan bir ressam, saray ressamı ve eline tablosunu, boyalarını alarak sokağa inen bir ressam. Şurada portresini görüyoruz değil mi? Evet, burada da portresini görüyoruz. Yani bir köpek var sokakta. Yani sokak sosyal, sokakla ilgili, dokuyla ilgili. İskelede kimsenin rahatsız etmediği bir köpek var. Yani o kadar çok şey var ki orada. Geçenlerde bir video vardı, onu anımsattı bana. Bu ruhu aslında yaşıyoruz biliyor musunuz? Evet. Yani modern dönemi toplumumuzu çok farklı boyutlarıyla eleştirsek de belli değerleri yine de muhafaza ediyoruz. Tabii, bu kültürümüzden tabii. midir, geleneğimizden midir? Yani geçenlerde bir tane yine iskele çıkışı mıydı? Böyle bir kedi yatmış, insanlar onun etrafından dolaşıp geçiyorlardı ve bayağı güçlükle geçiyorlar. O kadar içişe ki ama hiç içerisinde. Dokunmadılar. Evet, yani bir tanesi bile. Bunu görünce çok hoşuma gitti. Yani bir de Osmanlı'nın bu sokak hayvanlarına düşkünlüğü, merhameti yani konudan var, konuya tabii, getiriyoruz. Tabii. Vakıflar yani bile var hocam. Hayvanları koruyan vakıflar bile var. Bizim toplumumuz öyle. Tabii 16. yüzyıldaki seyyahlardan birisi yazıyor onu. Yani dünyanın hiçbir yerinde görmedim diyor. Osmanlılar köpekler için vakıflar kuruyorlar. Vakıflar özel kuruluyor yemek hocam. Yerleri tabii. Veriyor sokak hayvanları için. Kuş evlerini falan düşünüyorlar. Vardı. Evet.
Dernekleri koruyan tamam. bir vakıfa kadar var. Çok fazla vakıf Tabii. var yani. Çok hassas bir toplumuz. O sebeple biz. Teşekkür ederim size. Ona özellikle dikkat çektiğiniz için evet, orada. Avrupa'da hayvan görmüyorsunuz sokakta. Yani bu hani onları eleştirmek adına söylemiyorum. Artık yavaş evet. yavaş sokak hayvanı yok artık. Evcil olmuşlar hepsi. Bizim hayatımızın bir parçası bakın diyorsunuz ki iskeleden çıkınca değil mi? Herkes onu rahatsız etmeden geçiyor. Evet yani şehir detaylarında günlük yaşamı da ressamların aktarmaları çok önemli. Başka Teşekkür varsa bakabilirsin. Editörüm diyor ki bu görseli ben buldum diyor. Ama teşekkür kendisine ederiz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli, çok Zonar'ın güzel bir Zonar'ın başka görsel. Güzel resimleri var. Tabii, tabii yani, bakarız onlara koydum, da. Ben bir de bir... Sultan Mahmut portresi göndermiş Yener Bey. Bu meşhur şeyi gösteren bir resmi vardır evet, ya Fes'te. Evet. Bu resmi portreyi kim yapmıştı hatırınızda var mı diyor. Artık bilmiyorum. Yani hocam yani tablo gelirse belki Habibe Hanım hatırlayabilir. Bakabiliriz. Evet. Yani hı hı. Ayşe Hanım bulursa evet, onu şehirle şey bağlantılı. Sultan II. Mahmud'un bir elinde fermanı olan yani sol elinde fermanı olan sağ eliyle de şöyle uzağa gösteren bir işaret eden bir portresi. Evet, ben hatırladım. Ben hatırladım da ressamı anımsayamadım hocam. Evet. Şehirlere bakalım. Çok resim koydum. Çok heyecanlıyım. Evet bakalım şehirlere. Hı. Sırasıyla gidelim. Bir şehirlere, insanlara, kıyafetlere sosyal bakalım. Hayata bakalım. Bol neler görselli anlatıyor. Bir yayınımız var bugün. Evet, çok bekliyorlardı olacak. Hocam evet, yani. Evet. Takipçilerimiz de bekliyor. Şöyle başlayalım o zaman. Hocam Hoca Ali Rıza yani Canım gerçekten benim. Çok severim. Bu Osmanlı'nın son dönem ressamlarından manzara resmini peyzajı, bizlere, değil peyzajı mi? O kadar güzel anlatıyor evet, ki. Yani Üsküdar'ın sokaklarını, insanların yaşantılarını ve en önemlisi de Olcay Hanımcığım şey değil mi? Sivil mimariyi bize aktarması. Kesinlikle öyle. Hoca Ali Rıza'nın benim için de aslında yeri çok ayrı. O kadar güzel anlatmış ki peyzajını, doğasını, mimarisini. Ben mesela bir kış resmi vardır. Sanki Atikay Paşa'dan yapılmış tam böyle şeyini yerini çok bilemiyorum ama mesela hayranımdır o kış resmini. Üsküdar'ı bütün güzelliğiyle. Evet. Güzelliğiyle Burası şey yapar. Neresi? Burası da Üsküdar ya da Üsküdar işte Anadolu yani, yakası gibi evet, duruyor. Evet Anadolu yakasında yani bir yerde. Yani bir masaya oturmuş dostlar sohbet ediyorlar. Hocam sanırım. Hepsi şöyle birbiriyle nasıl bağlantılanıyor biliyor musunuz? Süheyl Ünver. Bunlar bir zincirin halkası şeklinde. Kesinlikle. Ahmet Yakuboğlu hepsinden görüntüler koydum. Yani herhalde bu son sivil mimarinin son güzelliğini şehirlerin bu kadar dikey mimarisinden bir önceki dönemi bize anlatmaları açısından çok kıymetli. Ben bu resimlere baktığım zaman gerçekten gözlerim ve ruhum dinleniyor. Evet, değişebilir sanırım. Evet, evet hocam mesela manzara. Ahmet Yakuboğlu bu gelenekte son halkalardan çok önemli. Aslında Kütahyalı kendisi. Süheyl Ünver Kütahya'ya gittiğinde keşfediyor bu kütüphanede Vacidiye bölgesinde. Muhteşem bir ressam. Peyhaman Duran'a emanet ediyor. Hocam Toki'nin iki ciltlik Ahmet Yakuboğlu kitabı var. Getirecektim ben aslında ama biraz ağır geldi. Hani bu evet. kitapların yanında hem Hoca evet. Ali Rıza'nın ikisinin de kitabını evet. yaptı Toki diye biliyorum. Çok güzel. En azından ilk ciltlerini getireyim diyordum ama evet. biraz ağır geldi. Adalara kadar hocam. Tabii. Adalara kadar. Burgazada'dan Büyükada'ya bir ada olduğunu anlıyoruz evet. değil mi? Burgaz'dan yazmış. Bir de en önemli özelliği hocam bütün resimlerini aşağı yukarı imzalar Ahmet Yakuboğlu. Yani benim öğrencilik dönemde en hayıflandığım Ahmet Yakuboğlu yaşıyordu. Yani gideceğim, ziyaret edeceğim, edeceğim. 2016 yılında vefat. Ertelememek lazım. Evet, hiçbir şey ertelememek. Sanatçılara sarılıp sarmalamak lazım. 4000 eser. İnanılmaz. Peyhaman Duran, o sen sürekli üret demiş. Süheyl Ünver de benim öyle. Müzesi olacak galiba ya da bir resimlerini sergilendi evet, Kütahya'da değil Kütahya'da. Mi? Evi var. Evi var. Ben yakın dönemde gittim hocam. Yani bir iki ay önce gittim. Maalesef kapısı kapalı. Yani açılmadı mı? Açılacak mı? Yani herhalde üniversitenin çalışmalarıyla hızlanacak bir durum. Ama hocam Kütahya'nın böyle kültürel miras ve belleğinin hareketlenmesi ve
revize edilmesi gerekiyor. O bölge biraz... Sivil mimari anlamda Kütahya'nın çok inanılmaz ve hala korunmuş. Beylik başkenti hocam. Yani, Germiyanoğulları'nın başkenti. Ve sokak, bir mirası var. Tabii ve sokak dokusunu... Osmanlı'da Sancak Bey. Müthiş bir yer. Kütahya'ya el atmak lazım. Yani kesinlikle. Bu konuda hep söylüyorum. Bizim genel müdür yardımcımız Sayın Ali Hürat'a kendisine saygılarımı iletiyorum. Sivil mimarinin Kütahya'daki korunması ile ilgili bir doktora tezi yaptı. Ben de o dönemde biz de oraya bir gitmiştik. Hem Afyon hem Kütahya. Kütahya'da korunmuş. Yani Afyon'da da hala sivil mimari var. Ne olur restorasyon yaparken bu sivil mimarinin kimliğini değiştirmeyelim. Ya bunun kriterleri belli artık. Cumalı kızık, bir cumalı kızık niye olmasın? Evet, evet. Yani bir Safranbolu neden olmasın? Evet, kesinlikle. Biz yeniden tablolara konu olmalıyız. Kütahya muhteşem bir şehir çok, aslında. Çok potansiyel. Buradan da mesajı iletelim. Biz hazırız. Tabii. Hepimiz hazırız. Yani gönüllü hazırız. Bu yapıların korunmasında ön ayak olmak için hep konuşuyoruz sevgili Habibe'yle de. Evet, gerçekten hazırız bunun için. Bu arada bahsettiğimiz tablo bu. Evet. Hocam yine saraydan çıkmış bir eser. Görmüş olsunlar. Elinde bir ferman. Aslında burada odaklanmamız gereken bu konu bağlamında, bugünkü konu bağlamında geriye doğru panoramik bir manzara var. Hı hı. İstanbul şehri olduğu çok belli. Bir süliyet var yani. Süliyet var. İstanbul bu. Süliyetler şehri. Evet. Yeditepe'li şehir. Aynen öyle. Direkt çok şu güzel. Ressamdır diyemeyeceğim hocam. Eyvallah. Evet. Peki biz kendi resimlerimize devam edelim o zaman. Hı hı. Şimdi bir manzara resmini görmüştük az önce. Evet, Burgazada'dan Büyükada'ya doğru baktık. Hı hı. Ahmet Yakuboğlu'ndan. Rahmetle bahsettik. Hocam evet, 4000'e yakın eser etsin. Üretmiş. Muhteşem. Tabii hocam burada ben ne söylemek istedim? Osman Hamdi Bey'in bu eserinde oryantalistlerin fotoğraf üzerinden çalıştığını söylerler ama Bursa kemerini görüyoruz. Bu bakın, Karaman'daki medresenin girişi. Yok hocam mi? Bursa burası. Bursa mı? Sağdaki iki süliyete bakacak olursak her resim fotoğraftan çalışılmış diyemeyiz. Çünkü yarım kalmış. Osman Hamdi Bey'in yarım kalan nadir eserlerinden birisi hocam. Gördüğünüz gibi Sultan'ın camiden çıkışı. Orada iki tane bekleyen bir harem ağası evet, bir harem ağası olabilir. Var. Boyanmamış. Çok ilginç değil mi? Yani hem bir Bursa kemerinin görünüşü çok güzel. Ama sanki silüet olarak bir tanesi bir bayan hanım gibi. Hanım gibi. Evet, hanım evet gibi hocam. Evet yaptım. Evet ama yani yarım kalmış bir eser. Benim burada odaklanmak istediğim Bursa kemeri ve erken dönem İznik İşi Çinilerin Çiniler yapıları var, süslemesi. Evet, evet. Şamdanlar hocam ya bunlar oryantalist detaydır. Şamdanı alırsınız, halıyı atarsınız, çiniyi yerleştirirsiniz. Alın size oryantalist objeler. Ya bunlar sürekli döner. Cerom'da döner, Osman Hamdi Bey'de döner. Ama güvercinler muhteşem. Evet, güvercinler. Hiç hayvanları ihmal etmiyorlar. Evet, evet. Hayatın bir parçası tabii. Bu. Tabii. Yani o güzelliği orada zaten, o resmin gerçekliği orada. Kesinlikle. Bize aşık eden o resimle bu gerçeklik aslında. Evet, burada da yine bir doğu kiliminin ikinci kattan aşağıya sallandığını, tıpkı Jerome'un halı satıcısında olduğu gibi doğu objelerinin bu şekilde sergilendiklerini görebiliriz. Hocam nefis bir Bursa kemeri değil mi? Kesinlikle. Yani, taşı hissedebilmek ve Osmanlı ressamlarının son dönemde bunları bu şekilde aktarmaları. Hocam yukarıdaki şebekelere bakar mısınız? Evet, erken dönem Osmanlı şebekeleri çok güzel yansıtılmış. Çiniler de öyle yani tanıyorsunuz, görüyorsunuz evet. İşte. Kitabı okuya da biliyorsunuz. Evet, evet. Aynen öyle. Çok ama da, tabii çok bunun tüm hikayesini yine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Resim Heykel Müzesi'nde Osman Hamdi Bey bölümünde sergi. Bu nasıl resim yaptığı Osman Hamdi Bey'in ve çok önemli resimleri var. Mutlaka görün derim. Daha aslında bu hani resmin sesi daha bir anlamlanıyor. İşte daha yani bu, iyi anlıyorsunuz. Biz burada yaptığımız aslında programda sadece bir bukle sunmak. Bir lezzet yani bırakmak istiyoruz tabii. Bütünü görmek istiyorlarsa gidecekler. Sergiye gidecekler. Yerinde gidecekler, görecekler. Ama sen bir sesi oluyoruz yani buradan bir duyurup nasıl olduğunu bir farkındalık hani, oluşturmak. Evet, bir duyuru lazım. Gibi oluyor aslında. Hocam ya ben yakın zamanda şey duydum. Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Tarihi dersleri. Evet, evet. Çok sevindim ve ben bunu de çok önemliydi bu. Evet. Söylüyorduk. Demek ki böyle her söylem sürekli. Güzel bir şey ama evet. İyi bir gelişme olmuş. Kesinlikle. Ve kültürel değerlerimizi, kültürel mirasımızı görmek ve anlamak açısından eğitimin bir parçası olmalı bu. Kesinlikle. Çok yaştan itibaren. Çok iyi olabilir. Bir sonraki tablomuza da bakabiliriz.
Evet hocam, mesela burada ben şeyi söylemek istedim. Osman Hamdi Bey'i eserlerinde, sizin Hatuniye Medresesi'nde göreceğiz. Bu şekilde oturduğunu görüyoruz. Bir sonraki resme bakacak olursak, geçebilirsek. Hocam bakın, burada fotoğraf üzerinden çalışmış. Belli karelere bölerek. Gridler var. Evet. Ölçek, oran. Ölçeklerini alarak kendini bu şekilde farklı resimlere yerleştirmiş. Karaman fotoğraf gibi ama. Evet, fotoğraf üzerinden. Bu fotoğraf zaten. Bu fotoğraf. Tamam. Buradan önce taşıyacak. Kendini fotoğrafını çektiriyor. Hı-hı. Hocam. Bir önceki resme gelelim. Oraya taşıyacak. Burada işte, da evet taşıyor hocam. Artık taşımış. Kendisini. Ve iki kişi de kendisi hocam. Narsizme bakar mısın? Bazı yönetmenler de var. Sinemada da bazı yönetmenler bir kareden geçiyorlar. Ben çok böyle hani matrak buluyorum bunu aslında. Kendimle konuşuyorum. Çok hoş. Evet ama güzel olmuş. Hoş. Evet. Gerçekten çok matrak adam biraz, yani. Biraz narsizm var galiba. Kesinlikle. Şey gibi hocam. Hem ya ikisi de kendisi yani. Biraz mı? Şener Şener bir kendiyle konuştuğu gibi şey Alman sınırında. Polis evet, oluyor, evet, kendi oluyor. Onun evet, gibi. Evet. Ne güzel filmlerdi. Onların da böyle lezzetli. Diğer, olduk. Evet, resimlere geçelim. Bakalım. Ay çok güzel. Evet yine. Köşk herhalde bu. Kuzguncuk değil mi burası? Ahmet Yakuboğlu'nun Cemil Molla Köşkü. Evet. Yani sivil mimarileri az önce Burgazada'dan Büyükada'ya baktı. Panoramik manzaralardan böyle özel konaklara geçtiğini Erguvan mevsiminde İstanbul'u. Erguvanlar fışkırmış hocam. Evet, bakın yani bakın. Bu peyzajın güzel laleler rengini var. Aşağıda de laleler. Şimdi çok aynı kadar, zamandır evet, onlar. Mayıs. Şimdi eskisi kadar Erguvan kalmadı. Rahmetli var, Haluk yine Dursun var. Hoca çok istayişle anlatırdı Boğaz'daki o Erguvan mevsimini. Biz Marmara Üniversitesi'nde çalıştığımız zaman bizi teşvik ederdi. Yani gidin mutlaka gezin, doğada dolaşın efendim. Boğaz'da dolaşın, Erguvan'ı görün, yaşayın, dokunun diye. Onu da rahmetle çok güzel. Yani İstanbul ağacı Erguvan. İstanbul aşığıydı çok, zaten. Evet, kendisi. Allah rahmet etsin. Sizin de gömleğinizle uydu. Bizans'ın evet, evet. Yani ben İstanbul'un festivali bence o. Yani o Nisan ayında Erguvan'la başlayan o hikayeyi tablolarla bütünleştirdiğimizde evet, aslında 18. yüzyıldan sonra resmin o İstanbul'un sur içindeki silüetinden yavaş yavaş boğaza, peyzaja, tabiata, köşklere, konaklara ve saraylara kaydığını söyleyebiliriz. Herhalde Cumhuriyet dönemine doğru, 20. yüzyıla doğru artık bunları daha sık gördüğümüz tablolardan biri bu. Evet. Çok sayıda var böyle çok, tablosu. Kesinlikle. Boğaz'daki köşkleri, yalıları resmettiği çok sayıda tablo var, diyebiliriz. Evet, bakalım evet, başka neler edelim koymuşuz. Osman Hamdi Bey'in hocam Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ni görüyoruz. Yani Osman Hamdi Bey'i hep yok haremde kadınlar, kaplumbağalı adam, silah taciri gibi ama Osman Hamdi Bey'in mimari çizimleri de var. Bu bağlamda Gebze güzel bir örnek. Yani Osmanlı eserleri güzel bir külliyedir. Evet. Mutlaka gitsin, gitmeyenler kesinlikle görsün derim. Kesinlikle. Çok güzel külliyelerden biri. Farklı bir Osman Hamdi Bey örneği koymak istedim hocam. Evet, çok da güzel çok olmuş. Çok da iyi Gebze'deki olmuş hakikaten. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin Osman Hamdi Bey'in gözünden, o dönemdeki tasvirini de görmüş oluyoruz. Yemyeşil ne kadar yani, güzel. Yani patikaları falan da çiziyor hepsini. Leyla yuvasına kadar. Evet. Bakın orada Leyla'nın yuvası kubbenin üzerine konuşlanmış. Sol taraftaki evet. Evet sol leylek tarafta yuvamızı. Evet. Yine bakabiliriz. Başka resimlerden devam edebiliriz. Yine Emirgan'da Sarı Köşk. Ahmet Yakuboğlu. Yine Erguvanlar, evet, laleler var. Yani bu arada Boğaz'ı da resmetmesi çok önemli. Sivil ama mimari binanın üstündeki bütün detayları vermesi ayrıca güzel. Yani pencere, kapalı pencere, açık pencere. İşte bunları görmeyi seviyoruz hocam. Tabii. Biz de mimari olarak bazıları hayal ürünü tam olabiliyor ama fikrini, tabii düşüncesini, sanatını, hayal mimarisini ürünü de olsa o dönemin dünyasının evet, hayal ürünü. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Evet hocam, yani bu anlamda Ahmet Yakuboğlu'nu unutmayalım. Bazı eserlerinde Ahmet Çalışel diye imzalamış. Daha sonra soy ismini değiştirmiş hocam. Yani erken dönemlerde yaptığı eserlerinde Çalışel soy ismini kullanmış. Daha sonra da Yakuboğlu'nu görmekteyiz. Burada da evet, başka bir bakalım. Bir tabloya daha bakalım. Evet hocam, yine Osman Hamdi Bey'in bir eserini görmekteyiz. 1892 diyor. 98 diyor. Farklı bir imzası. O nokta H yapmış Osman Hamdi.
Yani sadece İstanbul özelinde bir sanatçı değil, Eskihisar bölgesinde de köşkünün olduğunu biliyoruz. O bölgeye de gidip bu şekilde kayıkları, o bölgenin insanlarını, bayrağı kadar resmiyor. Yani biraz böyle İstanbul özelinde düşünmeyelim sanatçılar. Anadolu'ya gidiyorlar. Hatta bunlar erken Osmanlı şehirlerinin envanterini çıkarıyorlar. Tabii. Ahmet Yakubu'nun Eskişehir'den, Amasya'dan çok fazla eseri var. Antalya'dan hocam düşünsene, Selçuklu şehrini bile gidip kare kare resmediyorlar. Tespit etmiş gibi oluyorlar aslında. Yerinde çizmeleri çok önemli. Bakabiliriz başka eserlerine. Hocam burada da şunu evet. söylemek lazım. Hani imza olmasa, Jerome'un imzası olmasa, Fransız oryantalistin, Osman Hamdi Bey'in eseri diyeceğiz ama bu anlamda oryantalistlerin fırçalarının birbirlerine benzediğini söyleyebiliriz. Burada tabii Osmanlı medeniyetinin hayvan sevgisi, camiden kuşlarımız var, evet. kadınların kuşları yemlemesi. Hocam mukarnaslar çok güzel değil mi? Çok evet. Sütun başlıklarındaki yine Çinliler öyle. Ama bugün birebir mesela yarın buradan çıkalım. Yarın sabah Eyüp Sultan'a gidelim. Şu manzarayla karşılaşacağız biliyor musunuz? Evet, yani Eyüp'teki herhangi bir caminin içerisinde bununla rahatlıkla karşılaşabiliriz. Yani zamansız resimler diyelim değil mi? Zalpaşa'nın avlusunda karşılaşabiliriz mesela veya biraz daha beriye geldiğimizde Büyük Cami'nin avlusunda. Yeşil Türbe'ye gidin. Yeşil Türbe'de yine Osman Hamdi Bey'in tablosu. Yani Çinileri bile hani aynı. İşte kırığına döküğüne kadar bazen görüyoruz. Zamansız insanlar bunlar, sanatçılar. Zamansız kesinlikle resimler. Bir araya gitmek durumundayız. Teşekkür ederiz. Kısa bir aradan sabaha sonra kadar konuşabiliriz resimleri. Evet değerli dostlar, doğudan batıya tarih devam ediyor. Ressamların gözünden Osmanlı şehirleri, özellikle de İstanbul konuşmaya devam ediyoruz. Ama çok güzel resimler gösterdik. Resmin öneminden bahsettik. Çok değerli iki konuğum Sayın Olcay Aydemir hanımefendi ve Habibe Çalışkan hanımefendiyle. Bugün hanımların çoğunlukta olduğu bir program. Ben azınlıkta kalıyorum. O sebeple hemen konuya geçelim. Ressamlardan bahsediyorduk. Farklı ressamların. Evet. Aslında kimlerdi? Habibe Hanım bir söyleyebilirsek. Beş ressamımız var. En azından izleyicilerimiz yayına başlarken hangi ressamların eserlerinden örnekler verdiğimizi de bir kez daha hatırlamış olsunlar. Hocam oryantalistlerden bahsettik. Jerome'un resimlerinden, Osman Hamdi Bey'in. Daha sonra Osmanlı son dönem Abdülmecit Efendi'nin, Süheyl Ünver'in, Ahmet Yakuboğlu'nun, Hoca Ali Rıza'nın eserlerinden biraz böyle mimarilere bakalım dedik. En son Jerome'un tablosunda kalmıştık. Keyifle devam edebiliriz kesinlikle hocam. Edelim ama Kadir Bey'in biz Kadir Bey Fransa'da olabilir. Resmedildiği yer. Resmedildiği yer hocam bir cami avlusu olarak geçiyor ama hangisi olduğunu daha bilmiyoruz. Spesifik bir cami avlusu. Kadir Bey'in sorusunu soracağım ama tamam. O klasik soruyu sizi soruyor. Sizi konuşturmadık iki hanım olunca değil mi hocam? Yok aslında ben siz sanırım ben Covid de değilim bu sefer. Konuşuyoruz yani bayağı. Geçen sefer gibi değil. Olmayın da zaten evet, çok bir an önce şu hastalık uzaklaşsın, artık gitsin, bütün dünyanın evet. yakasını bıraksın. Ona göre de tedbir alalım. Şimdi sanat için mi, sanat göz için mi klasik sorusunu soruyor. aslında nereden baktığımıza göre değişir herhalde değil mi? Bunun yani birbiriyle çok alakalı yani ama İstanbul sanata ilham olmuş desem hem başka bir cevap vermiş şöyle olurum cevap herhalde. Vereyim. İstanbul'u düşündüğümüzde hem sanat için hem göz için. Evet. Yani ikisi için de olabilir. İlla evet. birisi için olmasına gerek yok herhalde. Biz tablolarımızdan devam evet. edelim yönetmenimizden. En son kuşları yemliyorduk hocam. Canı kuşların yemlendiği tablo evet. vardı. Oradan evet. devam edelim kaldığımız yerden. Yani mimarilerin bu anlamda eserleri süslemeleri çok önemli. Mesela hocam Matrakçı Nasuh'un eserlerinden yola çıkılarak kazılar yapılıyor. Yani evet, diyorlar ki kalmıştık. Evet, buradan devam edelim. Evet. Yani bunu söyledik hocam. Jerome'un tablosu olduğunu. Evet bahsettik bundan. En son bunda kalmıştık. Bakalım. Bir sonrası
Evet. Hocam mesela hocasından, yani aslında Boulanger'ın hocası olduğunu ve Osman Hamdi Bey'in Jerome'dan da etkilendiğini biliyoruz. Bu Osman Hamdi Bey'in tablosu. Batılı tarzda tiplemeleri çizdiği nadir eserlerden birisi. Bakın kız çocuğu hiç doğulu bir toplumda çocuk yetişmiş değil. Evet. Çocuk değil. Daha böyle diğer Avrupa'yı. Hanımlar da değil. Evet, halıyı sol satan. Sol tarafı biraz batılı, sağ tarafı biraz daha doğulu. Yani doğulu. Satıcılar daha. Sakalını sıvazlayan satıcı. Evet, oryantalizm böyle bir şey. Satıcı yere çömelmiş, bakın kadın nasıl dik ve hemen batılı kişi de taşın üstüne oturmuş. Yani bunlar bu, hep oryantalist söylemler bunlar. Tabii oryantalist söylemden Osman Hamdi Bey'in çok fazla etkilendiği sonucu da çıkıyor burada. Evet, belki eklektik de olabilir. Yani biraz Yeşil Cami'ye benziyor ama Bursa'daki en, değil mi? Ama o en sol tarafta ama sakalını belki de sıvazlayan değil. Böyle hazır bir müşteri yakaladım şey gibi, diyen bir esnaf gibi hocam, değil mi? Hocam o sanki biraz öyle görünüyor, evet. Birilerini almış getirmiş, hani getirdim beni de görün. Tamam, evet. Bir yerde öyle diyebiliriz. Tamam. Hocam, öyle bir şeyler oluyor ama tablolarda bazen öyle tipler oluyor. Çıkıyor karşımıza. Çıkıyor. Ama toplumu yansıtıyor. Yani ve toplumda bu insanlar her zaman vardı. Var. Sonuç itibariyle bunu sık sık dile getiriyoruz. Yani geçmiş çok mükemmeldi de bugün çok bozuk ya da bugün çok iyiydi de geçmiş çok bozuk değil. İyi insanlar ve kötü insanlar her devirde vardılar ve olmaya devam edecekler. Hayatın burada, bir parçası, sosyal hayatın bir parçası bu yani. Ya da ne bileyim kurnaz insanlar ya da daha saf insanlar hayatın her döneminde vardılar ve olmaya devam edecekler. Birilerinin sırtından geçinenler hep vardı, olmaya devam edecek. İyilik yapanlar hep vardı, olmaya devam edecek. Bizim buradaki temel beklentimiz toplum olarak iyilerin, iyi insanların değerlerine, maneviyatına, kültürüne sahip çıkan insanların sayısının artmasıdır. Yoksa başta da söyledik, resimler kendi dönemlerinin portrelerini yansıtıyorlar. İnandırıcı olabilmek için her türlü insan tiplemesini oraya koyması gerekir zaten. Masum olanı da koyacak. Sahtekar olanı da koyacak doğal evet, olarak. Evet, kesinlikle yani. Hocam. Mimari odaklanmamız gerekirse hocam, hemen mavi kıyafetli kadının şapkasının üst tarafına doğru bakacak olursak vazodan çıkan laleleri, gülleri görür. Sanki böyle lale dediğiniz gibi Olcay Hanımcığım, tamamen eklektik bir eser olabilir. Tabii, lale de. Devrine gönderme var. Yine mukarnas bir pencere. Yani Yeşil Cami'ye benziyor. Hani biraz eklektik, hani evet. Oradan almış. Sanki sanatın hepsini bir arada bir tabloda yansıtmaya çalışmış gibi görünüyor Osman evet. Hamdi Bey. Ben mimari öğeler açısından söylüyorum. Çünkü Çin'de bir Çin vazosu var. Kesinlikle. Yani pencerenin önünde. Yani çok hani alışık olmadığımız yazı imgeler tahtası, yani. Hala Afrika bölgelerinde okullarda kullanılan yazı tahtaları. Bunlar hocam, yani resimlerde mimari bize çok şey söyler. Tabii şemsiye aynı evet. Şekilde. Oradaki evet. Vazodan çıkan güneş, çiçekleri güneş, evet. Biz Sultan Çeşmesi'nde görebiliriz. 3. Ahmet Çeşmesi'nde görebiliriz. Topkapı Sarayı'nın oradaki. Yani o oradaki Lale Devri yapısında görebiliriz. Evet, bir sonrakine geçebiliriz. Resimlere sana. Evet geçebiliriz. Çok güzel. Hocam ev içi detaylar da çok önemli. Evet. Bakın duvarları altıgen çinilerle süslemişler. Yani dışarıda bu süslemeler varken içeride de çini süslemelerinin olduğunu görüyoruz. Duvar halıları var değil mi? Evet. Yerde hasırlarımız var. Hamama hazırlık, hamama giden kızlar. Hocam bu çinlilerin benzer örnekleri mesela Çinili Köşk'te görüyoruz. Bursa Yeşil Cami'de görüyoruz. O dönemin evet. Mimari öğelerini. Hı hı, mimari öğeleri hem yapıların içerisinde hem de yapıların dışında görebiliriz. Evet. Başka resme bakalım. Evet, burada da mesela bir Çinli ocaklık var. Topkapı Sarayı'nda gördüğümüz. Yine sarı elbise var. Sarı evet. Rengi bu iki tabloda da çokça görüyoruz. Evet. Yazı tahtası yine var. Evet. Yine var. Hocam oryantalist öğeler. Yani hı-hı. Hepsini bunları bir araya getirdiğiniz zaman oryantalist. Yani doğulu bir erkek akşama tütün kadar. Tütün çubuğu mu? Evet. Evet, sanırım çubuk. Tütün çubuğu. Tütün evet. Çubuğu. Görmekteyiz. Terliklerini çıkarmış bu arada. Çıkarmış. O detayı da evet. Atlamayalım. Yani doğulu erkeğin akşama kadar böyle oturup duman tüttürdüğünü, doğulu kadının ona hizmet ettiğini, sarı kıyafet biraz kötü böyle. Kötü bir imge değil mi ama? Yani. Bizi yansıtıyor mu tam olarak? Yansıtmıyor. Hocam oryantalist bakış ama. Tabii. O zaman işte biraz hayal var tabii. Bunun içerisinde çizen kişinin.
Zaten Avrupa'da da oryantalistler hep böyle resmetmişler. Kendilerini merkeze koyup. Koyup hatta buradan aldıkları efendi, kaftan tabii tabii aynı pozları veriyor. O kaftanlara o kadar ilgileri var ki bizim o Osman halılarının üzerinde kendi kaftanlarıyla kendi portrelerini yaptırmak çok büyük bir olay onlar için. Mesele yani o kadar kesinlikle özenilen bir sanat var Osmanlı'da. Yani işte tekstiline, halısına, sanatına bununla resmediliyorlar. Bunlar tabii aslında çok önemli konular hocam, o dönem için. Hocam bu bağlamda şunu söylemeyi çok isterim. Ethemeldem Hoca'nın bir sözü var. Osman Hamdi Bey o kadar gerçekten stratejik bir politika sergiliyor ki bu eserleri yaparken. Onun amacı bileni anlatmak değil, bilmeyene satmak. Tüccar mantığı. Ya Avrupa'da bir moda var, oryantalizm. Bileni İlgi anlatmıyor var ki. Yani, tabii. Bilmeyene satıyor adam. Dolduruyor valizleri. Bunun gümrükten geçişi de yok. Şu dönemde biraz eleştiri olacak ama bence yeri geldi. Şu dönemde böyle insanların beklentisine dönük kitap yazanlar var ya tam onları onun da gibi, onu onun karşı, gibi. Evet. Yani gündem, talebe göre. Talebe göre. Güncel konulara göre. Güncel konuları göre sipariş usulü kitap evet yazanlar var akademisyenler. İşte o zaman da resim bunu yapıyormuş. Yani o ekleklik de ondan geliyor. Yani sanatı da anlatıyor. Çünkü seviyor. Adam hepsini bir arada bir resimde görebiliyor. Tabii. Yani işte bir çeşmenin meyve tabaklarını ama diğer taraftan bir pencerenin söbesindeki o Osmanlı motifini mermere nakşedilmiş. Ama bir yandan da o sarayda gördüğümüz o en değerli, en güzel çinilerden bir parçayı pencerenin önüne koyuveriyor. Yerde halılar. Ne deseniz var, ne isteseniz var. Arzu edilen, merak edilen. Kesinlikle. Düşünsenize hocam, kapalı bir toplum Batı Doğu'yu merak ediyor. Doğu'dan bir objeyi alıyor, salonuna asıyor ve misafirlerine diyor ki benim evimde Doğu'dan bir parça var. Yani dönemde caka satmak tabii, gibi bir tabii, şey bu. Tabii tabii, tabloyu alacak Doğu'ya dair evet bir imgeyi kendi evinde canlandırmış olacak ve eşine, dostuna, akrabalarına da farklılığını ortaya evet koymuş olacak bu şekilde. Başta söylediğimiz gibi resim izleyiciye seslenmiş oluyor bu kesinlikle vesileyle. Aynen öyle. Seslenmediği zaman bir anlamı yok hiçbirinin. Bir sonrakine geçebiliriz. Hocam burada da mesela Ayasofya'da 2. Selim Türbesi'nin önündeyiz. Buradaki bakın yeşil sütunun hemen sütun başlığındaki mukarnasın, kemerin içerisine yerleştirilmiş Rumi motifli çininin. Almaşık kemerin. Kesinlikle detayını görürüz. Hatta kapı süslemesindeki fil dişi kakmanın, mermer şebekelerin detaylarını hissedebiliyoruz. Bu anlamda iyi ki de oryantalistler detaycı, iyi ki de mimarileri bize sunmuşlar. Hocam mesela orada göbekte hat sanatıyla yazılmış bir kitabe var. Bu şeyden gideni takip edebiliyoruz hocam resimlere bakarak ne gitmiş. Bursa'daki Yeşil Cami'nin bilirsiniz havuzundaki şey çalındı en son dönemlerde. Ya bundan bir 10-15 yıl önce çalındı. Hocam resimlerle aradılar bulamadılar. Yani neye benziyordu? Türkan Şoray'ın bir filminde çıktı. Kadıncağız dua ediyor, fişkiyeden sular çıkıyor. Oradaki kafesi çalmışlar. O Türk sinemasındaki filme bakarak yenisini yaptılar. Bazen tablolara bakarak yapıyorlar. Yani Türk sinemasında eski yapılarda çekimlerin yapılması da ayrıca çok daha önemli. Hem resim hem filmlerin. Olcay Hanım siz söylemiştiniz. Yani bu vesileyle belki yeniden hatırlatmak da istersiniz. Hani mimaride ve restorasyonda özgün halini bazen eski tablolar üzerinden evet yakalayabiliyoruz. Tabii, tabii, yıkılmış yani, halini. Tabii ki tabii bunlar ona bakarak ya da yeniden okuyoruz yani mimariyi okuma şansı veriyor bize. Bu seslenen resimler öyle diyelim artık. Bize mimariyi okuma şansı veriyor. İşte bazen bir filmde yakalıyoruz. Bir korkuluk detayını görüyoruz mesela şehrin. Hani o bile bir mesele bu şehirde. O kadar zengin bir şehrimiz var ki ya da işte bir şebekeyi evet görebiliyoruz. Aa bu şebeke böyleymiş diyoruz. Yine o belgelerde. Resimle birleştiğinde mesela demin Sarı Köşk'ü gördük. Dedik ki acaba bu böyle mi? O noktalarda araştırmalarınızı derinleştirebiliyorsunuz. Yine mimariyi okumaya başlıyorsunuz. Çok birbiriyle alakalı şeyler bunlar. Kesinlikle. Ve çok güzel. İyi ki varlar. Bakalım başka neler sunacağız.
Evet çok hocam. Güzel. Mesela bu çok ilginçtir. Osman Hamdi Bey'in en erken tarihli eserlerinden birisi. Babası Fransa'da çok fazla kalınca onu davet ediyor. Diyor ki gel bakalım geri. Çünkü hem hukuk fakültesinden mezun oluyor hem de sanata yöneliyor. Sadrazam Ethem Paşa. Hocam direkt Bağdat'a gönderiyor Osman Hamdi Bey'i. O da oturuyor İstanbul Özlemi diye bir tablo çiziyor. Hocam Osman Hamdi Bey'in en erken tablolarından biridir bu. Ve silüet, İstanbul silüeti evet, artık. Evet, İstanbul silüetini hemen arka planda görüyoruz. Hatta Suriçi artık minare ve kubbelerden oluşan o silüeti karşı kıyıdan sanki resmetmiş gibi resmetmiş. Değil mi? Biraz, ama biraz silik yani hayali silik. Olduğu için hocam, artık. Bir de yeni başlıyor sanata. Sanata yeni başlıyor. En erken tarihli eserlerinden birisi en hocam. En hayali olanlardan biri. Hayalindeki İstanbul'u çizmiş. İstanbul özlemi. Resmetmiş. Ne, çok güzel. Çok güzel. Evet. Teşekkürler ben buna. Rica ederim. Evet geldik benimkine. Vardım. Hocam bunu siz anlatın. Ben şöyle hikaye resmi değil tabii de Karaman'a gittiğimde işte Nefis Hatun Medresesi ya da Hatuniye Medresesi olarak geçen, şimdi restore edilmiş bir yapı var. Farklı amaçlarla da kullanılmış. Ama umarım bir an evvel özgün haline döner. Kahve olarak bile kullanılmış. Yani kahvehane gibi. Bu kapının olduğu yer aslında türbenin olduğu yer ve arkada o resim olarak gördüğümüz minarenin olduğu yer, öyle bir açıklık yok. Hı hı. Normal şartlarda. Bir medresenin içi burası. Bir yapı, bir bütün olarak düşünün. O kapı bu hali biraz değişmiş haliyle aşağı yukarı varlığını muhafaza ediyor. Osman Hamdi Bey'in en fazla oraya gittiğimde arkadaşlar, işte Ethem Bey vardı, beni gezdirmişti. Onlar söylediler yani Osman Hamdi Bey'in en fazla ilham aldığı şehirlerden birisi Karaman'dır dediler. Hı hı. Birkaç tablosunda işte cami dahil ya da işte bu medrese örneğinde olduğu gibi bunları kullanmış. Tabii bir kısmı hayali. Yani üstteki o ahşap görüntü ya da ne diyelim ona ahşap tavan, evet, bu saçak, haliyle değil. Saçak bu haliyle değil. Daha beton şey bir yapı. Yani özgün değişmiş de olabilir tabii. Belki de böyleydi. Ama hayaliydi diyorlar. Yani şöyle bunun zaten olabilir. Nasıl resmedildiği müzede var. Hı-hı. Fotoğraf yani kendi fotoğrafını koyması. Yani bugün müzeye gittiğinizde Resim Heykel Müzesi'ne Mimar Sinan'ın bunun hikayesini ben hatırlıyorum. Hani nasıl resmettiğini anlatmışlar. Çok keyiflidir. Ama özetle şunu diyelim. Yani Karaman'daki Hatuniye Medresesi'nin içinde bir kapı detayı bu. Hocam bir de şunu söyleyelim. Evet. Üç tane hoca kapının önünde konuşuyor. Üçü de, Osman, kendisi. Osman Hamdi Bey'in kendisi. Artık üçlüydü burada. Demin evet, ikiydi. Şimdi üç kişi oldular. Narsizm gerçekten tavan yapmış diyebiliriz. Hocam yani. Burada ben bir de şey söylemek istiyorum. Karaman'da ben de yeni Ereğli'ye gittim. Yukarıda böyle dalından sarkan üzüm detayları var gibi. O Karaman bölgesinde hocam Geç Hitit döneminin şeylerine benziyor hocam, üzümlerine benziyor. Sanki o bölgeleri de gezmiş. Tabii arkeoloji kimliğiyle birlikte antik tabii. kentleri de gezdiği için oraya bir ekleme yapmış olabilir. Ben onu Geç Hitit sanatındaki üzümlere benzetiyorum. Üst taraftaki hayali detay burada ortaya çıkıyor hocam. Oryantalistler ayrıca hayali detayları severler. Evet, yani Osman Hamdi Bey'i tam bir oryantalist haline getirdiğiniz hatırlatmalar bugün. Yapıyor. Öyle. Öyle. Yani. Öyle. Bakalım başka neler var? Evet hocam, sizin kapı. Bu fotoğrafa bakacak olursak hocam ahşap var. Saçağımız var. Evet, evet yani ahşap gerçekten var. Böyle. Şu demek an ki, yok ama onu söyleyeyim. Ama yani bu fotoğraf bir belge, bir gönderme yapalım o evet. zaman değil mi? Eyvallah. Bir belgemiz var hem resim olarak hem fotoğraf olarak. Tezinizi İtirazım çürük. Yok yani. Evet. Ahşap dikmedeki yaralar bile İsrarım aynı. Israrım yok o konuda, ısrarcı değil. Hocam yine Bursa'dayız. Bursa evet, Yeşil Cami'de hemen Çinilerimiz, Bursa kemeri evet. değil mi? Tipik Bursa kemerimizin altıgen, hemen bitim noktası. Çini şemalar, fil dişi kalkmalar, hat levhalar, Sedefli, kandiller evet. hocam. Hocam Bursa Yeşil Cami'ye ne zaman gitsem bir dedemiz orada otururdu. Bilir misiniz o dede? O dede yakın zamanda vefat evet, etti. Evet sen yazdın onu. Allah rahmet etsin yani, onu da analım buradan. Analım. Yani gittiğimde hep onu orada görürdüm. Ya yapı içerisinde de detaylara baktığımız zaman kaçırmıyorlar. Yani dışarıyı nasıl resmediyorlarsa içeriye de o kadar kıymet veriyorlar, önem veriyorlar hocam. Yapı içlerini de. Bursa'yı özledim bir anda. Şimdi bu kadar resim görünce. Ben de uzun Bursa'nın yeri o kadar gidemedim evet. Çok... Yani
Bendeki yeri de çok. En son İzni'ye gittim ama Bursa'ya gitmeyeli. İzni'ye ben de epey gittim zaman ama oldu. Bursa'dan özlemişiz son... hocam. Bir hep beraber Bursa'ya yaparız artık. Son güzel gidelim. Bir haber vereyim o zaman Bursa'dan size. Hocam bu Aşık Yunus türbesi apartmanların arasında sıkışık evet, kalmıştı. Çıkmış şimdi apartmanı açık. Yıkmışlar. Bence ama, ya bu bilgi çok önemli bir bilgi. Başkan Bey, Ali Nur Bey o konuda çok hassas. Yani evet, pek evet. Çok alanı yeniden açtı. Ulu Cami'nin etrafındaki alanları da ciddi anlamda açtı ve tarihi ve kültüre gerçekten benim merakı Özçelik var. Yani burada orada yaşayan öyleler. İnsanlara da başkanımıza da teşekkür etmek evet. Lazım. Çünkü kültürel mirası bir değeri hı-hı. Ortaya çıkarmak aslında ortak bir istekle olabilir. Evet. Herkes taşın altına eline koyduğunda böyle güzellikler ortaya çıkacak. Keşke herkese örnek olsa bu. Ama ülkemizde genel anlamda tarihe, sanata ilgi arttı ve bilinç evet. Günden güne de artıyor. Yani belediye başkanları olsun, hepsi, kesin. Diğer idari amirler, işte kaymakam beyler, evet. Vali beyler çok ilgililer. Yani tarihle ilgili farklı kurumlarımız ilgililer. Evet. Yani TİKA başlı başına zaten kesinlikle öyle yani kültür müdürlükleri evet. Eskiden oldukları gibi tabiri caizse yerlerinde oturmuyorlar. Yani ciddi sahadalar. Anlamda ilgileniyorlar. Ya sahada olmadan hı-hı. Bunu anlamak mümkün değil. Bazen yani bu türbe gözden kaçabilir. O zaman hı-hı. Sizlerin, STK'ların ya da sosyal medyanın da bir pozitif olması gerekiyor. Katkısı olduğunu düşünüyorum. O kanaatteyim hı-hı. Yani. Ve bir kamulaştırma yapılarak bir binanın yıkılması önemli bir iştir. Bu o, anlamda gerçekten... Size soru var doğru. Bana mı? Evet. Eyvah. Zor değildir inşallah. Paslıyorum. Gürkan Bey diyor ki Olcay Hanım'a bir sorum var diyor. Saklı İstanbul belgeselinin arkası gelecek mi? Harika bir belgeseldi diyor. Program ve konuklar da harika diyor. Teşekkür ediyorum teşekkür ben kendi sana. Adıma. Ben de teşekkür olarak. Ederim. Hakikaten bizi çok heyecanlandıran bir projeydi Saklı İstanbul. Hatta 6 bölüm değil aslında 7-8 bölüm çekilmişti. İşte ilk 6 bölümü yayınlandı. Devamı gelecek gibi çok böyle bahsetmeyin. Biz sürpriz yapmayı tamam, seviyoruz bir yanda. En azından İstanbul gelecek, dışına çıkacağız belki. En azından gelecek evet. Olmasının bilinmesi güzel. Evet. Bu tür şeyleri destekliyoruz. Yani işte sergileri, resimleri, belgeselleri ortak bir akılla, ortak bir çalışmayla bütün bunları görünür kılmak hepimizin görevi açıkçası. Bu anlamda sizlere de teşekkür ediyorum. Hani hakikaten o farkındalığı yaratmak anlamında, evet. O ilgiyi yaratmak anlamında çok önemli bir mesai harcıyorsunuz. Bence çok kıymetli bu. Teşekkür ederim. Hep birlikte çalışmak dileğiyle. Evet. Evet, şimdi tablolarımıza devam edelim. Bursa'dayız. Yeşil Cami. Evet, ve şimdi yine Üsküdar'a geldik. Evet. Ahmet Yakuboğlu'nun Üryanizade olabilir mi? Evet, evet, evet. Üryanizade. Arkadaki kuleli mi? Evet, evet, kuleli. Evet, evet. Kuleli yani gibi. Bir sahil camisi sahil. Yine Üsküdar'da o bütün pitoresk haliyle, o işte yeşiliyle. Vanike'ye çok üzülüyorum ama hala. Olacak minare, o yapılıyor, minaresi, yapılıyor. Minare detayı falan çok güzel. Evet, geç bahçede dönem gelincik olur. Mi onlar? Lale gibi lale, görünüyor evet, o dönem. Evet, hani Erguvanlarla laleleri aynı dönemde resmediyor. Belli ki işte bahar. Hepsi aynı anda zaten ortaya çıkıyorlar. Evet, müthiş zaten Süheyl Ünver sahaya çıkmasını belli dönemlerde yani kendisi de sulu boya çantasının yanında taşıyor. Ahmet Yakuboğlu'na da yani, git, yerinde resmet. Bu anlamda Ahmet Yakuboğlu'nun hocam çocuklarla falan belgeselde videoları var. Ne tatlı. Resimler yapıyor. Etrafında sizin Ali gibi bir sürü çocuklar var. Bakıyorlar böyle tabloya. Bu anlamda bellek çok önemli. Düşünsenize o tabloyu seyreden çocuğun hafızasını düşünün onun hocam. Onun anısı oldu bu. Unutmuyordur. Evet. Belki o çocuklardan biri de yazsa unutmazlar. Bize var mı acaba? Evet. O tablo yapılırken izleyenler etrafında izleyenler vardır. Arasında varsa bir işaret versin bize. Biz de hı-hı. O anının nasıl yer ettiğini en azından evet. Hissetmiş oluruz. Çok değerli anlar bunlar. Evet, Kütahya bu anlamda çok büyük bir şans, değer çıkarmış. Evet. Bakalım başka neler var? Evet hocam, Osman Hamdi Bey'in mesela bu lahitlerin mermer detayına bakar mısınız? Renkli. O kadar güzel evet, ki. Müthiş, gerçekten. Muradiye Külliyelerinde bir... Türbe olması muhtemel. Evet. Arkadaki motif de çok güzel. Çok güzel kapı. Kapı, ahşap kapı, muhteşem. Çiniler Çini. Yine. Sanduku hocam, üzerindeki örtü mü acaba? Evet, örtü gibi. Var. Sanduku örtü, ikisinde evet. De örtü var. Birisinde yeşil örtü var. Size gönderme bir şey söyleyeyim. Osman Hamdi Bey'in belinde bir şey var hocam.
Gördünüz mü? Ne o? Nefir siyah. Var. Nefir var. Nefir mi? Evet. Yani dervişlerin etraflarındaki hayvanları dağıtmak için kullandığı... Muhtemelen o şu hareket. Mikrofonuma değmeyeyim. Şu hareket de bir sembolik anlam içeriyor. İçeriyor. Olmalı. Evet. Yani bakalım başka neler var. Hocam işte fotoğraftan. Kendisini oraya koydu. Evet. Kesti ve koydu. Evet. Yani bu oryantalizmin bir özelliğidir hocam. Oryantalistler fotoğraftan yararlanır. Bunu da söyleyelim. Bakalım başka devam neler edelim. Var. Nefiri ne kadar beline koymuş. Evet, evet. Bir sokak sahnesi, mezarlık. Hocam bunu. Burası Pierre Loti. Tam diyecektim. Pierre Loti mi, Eyüp mü? Tiye giden yol mu? Evet. Sanki. Aslında Osman Hamdi Bey burada ne söylemek istiyor biliyor musunuz? Halkın sosyalleştiği alanlardan birisi mezarlıklar. Hı-hı. Çeşmeler. Burada kadınla erkekle. Hocam kenarda böyle kadınla sohbet eden... Sanki böyle bir mektup alma verme olayı gibi bir şey var. Osman Hamdi Bey'in tiplemesi oradaki de. Kendisi yine. Burası Hı-hı. neresi biliyor musunuz? Eyüp Sultan'dan camiyi hemen geçtikten sonra Pierre Loti'ye doğru yol dönüyor Hı-hı. ya. Şimdi Ebedi Eyüplüler diye bir şeydi Hı-hı. anıt da diktiler. O anıtın olduğu yer. Oraya doğru tırmanırken evet. Eyüp Sultan girişi. Yani yukarısı değil. O mezarlardan bazıları hala var. Bir ben kafelere giden yeni, yer gibi düşünmüştüm yeni mezarlar ama. Gibi koymuş. Daha hayır, mezarlık Loti'ye, arasında bir yer burası. Pierre Loti'ye evet. doğru çıkan o eskiden evet. yaya çıktığımız. Şimdi teleferik olduğu için ben evet. hala yayacıyım evet. ama o evet. yolun yaya olduğu kısım çok müthiş oluyor. Burası. Öyle yaşamak lazım şehri yani. Şimdi belki de izleyiciler yarın burayı bulmaya çalışacaklar. Tam o Ebedi Eyüpler Çeşmesi'nin olduğu yer sanırım gibi evet, geliyor. Süheyl Ünver şey diyor hocam, şehirleri yürüyerek keşfedin ve geri dönerken aynı yolu kullanmayın. Başka bir yoldan. Keşfetmek mantığıyla gidiyorsanız evet. Zaten gittiğiniz yoldan tekrar geri gelmeyeceksiniz. Yeni yerler keşfetmek için yeni yollar bulmak evet. Durumundasınız. Evet, değiştirebiliriz bunu da. Evet hocam, Süheyl Ünver'den çok bahsettik. Evet, ve onun fırçasından, sulu boya kaleminden Üsküdar Mihrimah Sultan Camii. Ben aslında neden koydum biliyor musunuz hocam? Yeni kitapları, defterleri yayınlandı. Evet. İran, Irak ve Mısır defterleri. Tarih kurumu mu yayınladı yoksa Kubbe Altı yayınladı? Kubbe Altı evet. yayınladı hocam. Yani almak isteyen, ben aldım o yüzden söyleyebilirim. Bitmeden, tükenmeden siz de alın. Evet. Kütüphanede olması gereken kitaplardan evet. kesinlikle. İran evet, defterlerini falan yayınladı değil mi? Yani yola çıktığı andan itibaren başlamış Süheyl Bey. Ama Süheyl Bey'in o kadar çok defteri var evet, ki. Yani çok. Ne kadar entelektüel bir insan değil mi? Gittiği çok. Her yeri kayıt altına alıyor. Gördüğü her şeyi kayıt altına alıyor. Hafızaya çiziyor, dönüştürüyor. Evet, fotoğraf çekiyor. Anlık çiziyor. Anlık çiziyor. İyi ki öyle bir şey var. Keşke herkes, yani 10 tane Süheyl Ünver'imiz olsaydı da her dönemi bu şekilde zapturapt altına alabilseydik. Kültürüyle, geçmişiyle. Görüyorsun şimdi bakın işte Üsküdar portresine evet. Mesela yakınlaştırsın yönetmenim, izleyicilerimiz de görsün. Mihrimah Sultan Camisi'ne gidin yarın aynı ağaçlar, açıdan bakın. Yani aynı sahneyi, aynı portreyi görebilecek misiniz? Kafeler mümkün var. Değil. Yani kafeler var, o binalar yok. Yerlerine başka binalar çıkmış, betonlaşmış. Çok da eski değil aslında. 50 yıl geçmiş. Yani Le Corbusier'in aşık olduğu zamanlar evet. İstanbul'a. Kastettiğim hafıza bu aslına bakarsanız. Yani 60'lı yılların İstanbul'unda Üsküdar böyle. Çeşmenin olduğu yere kadar kayıkların geldiği fotoğraflar var mesela. Bugün bakıyorsunuz yol var. Yani. Bir sonraki dönemde de hani pazarlar falan da kuruluyor. İşte en son artık yol oluyor. Ahşap saçaklı dükkanların olduğu resimler var. Ben hala öğrencilerime öneriyorum yalnız. Mutlaka kalem kağıdınız yanınızda olsun. Hı hı. Ve bunu çok başaran öğrencilerim var. Ve hani bunu gelip bana gösteriyorlar. Ben de çok tebrik ediyorum. Çizmek lazım. Hani fotoğrafın ötesinde fotoğrafı da yapıştırıp belki üzerine not almak kesinlikle. Lazım. Bir daha çünkü bazen aynı şeyleri göremeyebiliyorsunuz. Kendiniz için yapın. Daha sonra belki bize de faydası olur ama önce kendileri için bunu yapsınlar. Kesinlikle. Hocam Süheyl Ünver demişken bir tane detay vereceğim. Süheyl Ünver sanırım Beyazıt Kütüphanesi'ne giderken çamura batmış. Ayakkabısının çamurunu çizmiş. Ayakkabılarım, pantolonum evden çıktığımda böyleydi. Şimdi çamur oldu deyip çamurlar çizmiş böyle. Yani ayağındaki çamura kadar çizmiş. O anlamda
Bellek adına çok önemli. Evet, kesinlikle tam bir bellek. Bakalım diğer. Evet, devam edebiliriz. Evet, bu görüntülerden bahsetmiştik yine. Yine oryantalist. Osman Hamdi Bey'in ev içi görüntüleri. Keyif. Ne? Evet, değiştirebiliriz. Bunlardan bahsettik. Ha hocam. Eskizleri. Hayır, kuşlara çok önem veriyor dedik ya. Hem Jerome'un hem de Osman Hamdi Bey'in. Hı hı. Yani güvercin. Hayvanların detaylarını bile bu şekilde o güvercinler kara uçacak. Kara kalemle çizmiş. O anlamda önemli. Yani biraz böyle hani nasıl resimler nasıl çıkıyor? Bunların altlarında neler var? Tabii ki karalama defterleri var. Ön çalışmaları var değil mi? Tabii ilk karalamalar var. Eskiz defteri. Eskiz defterleri. Her mimarın, her ressamın bir eskiz defteri vardır kalemi. Bunlar önemli. Başka? Ay bunu çok severim. Evet hocam. Şu taş yola bakın. Evet, harika bir resim. Çok bilinmeyen bir eseri. Yine Gebze bölgesi. Hocam sivil mimarinin muhteşemliğine bakar mısınız? Tepe pencerelerine bakın. Payandalara evet. Bakın. İşte bu evler bugün çok gündem olduğu için söyleyeyim. Kütahya'da var mesela. İşte var. Hala yani var. Çok değerli. Gittiğinizde evet. Hala var. Evet. Ama var. Bazı kentlerde var. Yani tabii en canlı örneğini, sizin oralarda da var hocam. Safranbolu'yu verdik ama bizim Göynü'ye de haksızlık yapmayalım. Evet. Yani yapmayalım. Yani hiçbir yere haksızlık bir, yapmayalım. Ankara'da da var. Ürün, Ankara'yı sizin sayenizde görüyorum. Beypazarı'nda var. Beypazarı yani. Kale'de de çok var hocam. Nallıhan taraflarında var. Hı-hı. Var hala ve yaşatılması taraftarıyım ben açıkçası. Çok güzel. Yani Kütahya'da Germiyan Sokağı dediğiniz sokağa girdiğiniz zaman bu yapı... Ne durumdalar olur. Hocam şimdi? Ben bir ay önce gittim hocam. Germiyan Sokak iyi ama diğer taraflar... Genel anlamda biraz yol zayıf. Kodu nasıl? Ben hemen onu soracağım. Yol kodları nasıl sokakta? Yükselmiş mi? Hala özgün mü? Ben ona dikkat etmiyorum. Hocam yol kodları özgün ama tamamen evler terk edilmiş. Sadece bir sokak yapılmış. İnsan yoksa yapı aslında ne yazık ki yok olmaya terk ediliyor. Evet. İnsan nefesidir yapıyı yaşatan. Demek ki o bölgede insanları orada yaşatmamız lazım. Hem konut olarak hem farklı işlevlerde. Bir kere daha gitsek iyi olabilir. Kesinlikle. Kütahya'ya hep beraber. Şöyle eskizlerimizi alıp, notlarımızı alıp, fotoğraf makinelerimizi alıp. Kesinlikle. Bence yapalım hocam. Bence buradan da söz vermiş olalım. Evet. Gayet de güzel hocam, olur. Bir Bursa bir Kütahya yapıyoruz. Kesinlikle. Şu çocuklar yine bir tanesi. Yol çok güzeldi. Yol bitkiler çok güzel. Orada bir araba var bakın. Evet Kaan'ı var. Üzerinde hatta bir şeyler. Kaan'ı evet. Hocam yani. Kütahya bağlamında son kez şunu söylemek istiyorum ben. Geçen Kütahya'ya giderken ben bir tweet attım. Dedim ki Kütahya'ya gidiyorum. Bir lise öğrencisi hocam garda beni beklemiş. Hani treni attım ben. Garda beni beklemiş. İnince karşıma geçti. Dedi ki ben sizi takip ediyorum. Kütahya'yı ben gezdirebilir miyim? O kadar dertli ki bu evler yok olmasın lütfen. Ne güzel bir dert. Ne güzel ama kesinlikle. Hocam, çok önemli bir şeyden bahsediyorsun sen. Yani 5-6 saat beni gezdirdi. Başka sokak, kimse gelmedi sokak. Mi? Bir kişi mi geldi? Bir erkek çocuğu. Neyse inşallah bir dahakine daha kalabalık bir grupla gezersin. Biz de duyuralım. Evet, kesinlikle çok güzel bir anıydı benim için. Tren garında beni beklemiş. Çok da romantik. O da hiç unutamaz bunu evet, bak. Evet kesinlikle. Bakalım başka neler evet, var. Evet buyurun. Hocam bu eskiz defterlerinden bahsederken mesela Osman Hamdi Bey'in Asar-ı Atika müze binasının aslında karalama notunu o yazmış. Gittiğimiz zaman müzeye Hümayun. Yukarıda tabii yazar evet. Bu. Bakalım diğerine geçelim. Eskizini yapmış. Eskizini yapmış Asar-ı. Başta Osman yine Mukarnasların eskizleri. Evet. Mukarnasların bu biraz ters dönmüş galiba. Değil mi? Şey hocam. Herhalde bileklik kısmından yukarıya doğru. Evet. Ya da aşağı doğru. Sütun başlığı olabilir. Aslında. Evet. Yazılar düz. Belki resim sütunlar belki. Ters gibi. Yani sütun evet. Başlığı gibi çünkü. Evet yani eskizler bu bağlamda çok önemli. Yine hocam Bursa'da. Bulacağım bir giriş. Evet, buradaki Mukarnas'ın da kat kat sıralanması çok önemli. Burada da o kadar çok Osman Hamdi Bey var ki, oturan Osman Hamdi, kapıdaki... Çok Osman Hamdi var, hakikaten. Arkası Kenan... dönük insanlar hariç herkes Osman evet, Hamdi Bey gibi. Dört tane saymıştım ben. Ben de bir, bakalım iki... Bakalım başka neler var? Beş tane var hatta. Bağdat Köşkü. Evet hocam, Ahmet Yakuboğlu'nun ayrıca... Saray içi görüntüleri de çok önemli. Yani Topkapı Sarayı'ndaki köşkleri de resmetmiş. Bu da Ahmet Yakuboğlu... eseridir.
Yani bu anlamda İstanbul onlara çok büyük bir çerçeve açmış. Çok evet, bir kaynak aslında. Evet. Tamamıyla. İstanbul hala öyle. Hani bu dönemde de ne kadar resmediliyor belki yine sana sormak lazım. Hani bu şekilde izini takip edebileceğimiz kimler var? Bu dönemin ressamları. Silüet, evet, silüet şeklinde Devrim Erbil'in var ama kalabalık kompozisyonlar halinde silüetler görüyoruz son dönemlerde. Vardır modern sanatçılar ama biraz ben gelenekten beslendiğim için yeni dönemden çok haberim yok hocam. Yani çok bu lezzeti arıyoruz evet, değil mi evet, biraz? Evet, geleneğe biraz. Devam edebiliriz. Evet, devam edebiliriz. Evet, cömel yine, eseri, nefis bir cömel yine Erguvanlarla. Tabii. Yani hocam dalgalardaki devinimi bile vermiş Yakup oğlu. Akıntıyı görüyorsunuz. Hı-hı. Evet. Orada hani iyi bir akıntı kırılma, görünüyor. Kırılma, dalga kırılmasının tabii, tabii. Olduğu bölge zaten orası. Evet. Evler sırası. Ve hocam tepelerin boş olduğunu da ayrıca hatırlatmak lazım. Tabii. O dönem. O Erguvanlar da yok artık ama. Evet. O Rumeli Hisarı'nda görüyoruz. Az. O tarafta evet, daha az. Anadolu, daha az doğru Anadolu ama. Anadolu yakasında biraz daha fazla. O tarafta biraz daha az. İşte Erguvan'ı biraz artırmamız lazım. Evet. Ağaçlarımızı, evet. Yeşillerimizi. Evet. Devam edelim. Bakalım. Evet hocam, bu şeye doğru çıkarken. Rumi Mehmet Paşa mı burası? Evet evet, Rumi Mehmet Paşa. Bu çok konu oldu sosyal medyada şimdiki hali, öncesi ve sonrası diye. Evet, geçen gördüm o yüzden evet, böyle koymak çok istedim. Çok keyifli bir resim, sonbahar gibi. Evet, Rıza hocam, Bey Üsküdar'da. Hoca Ali Rıza ile geçtiğini söylüyor. Yani notlarını yazarken. Ressam Rıza Bey hocamla geçtiğimiz sokak evet. O çeşmeyi sürekli koyarlar, çekerler önce sonra. İşte önce bunu sonra. Bunu görmek istiyoruz, bu dokuyu. Evet. Doku dediğim işte yoluyla, çeşmesiyle, o korkulu arkadaki peyzajıyla. O ağaçlar yok şimdi. Bu imgeyi kentte tekrar bulmak büyük bir başarı olacak. Başarı, bir süre sonra. Buna inanıyorum yani. O yüzden öğrencilerinize önerdiğiniz çok kıymetli hocam. Evet. Resmetmeleri gerekiyor. Yapıyorlar. Ben çok mutlu oluyorum. Gösteriyorlar, benle paylaşıyorlar. Ben ilk derslerimde, proje derslerimde eskiz defteri ve kalemi hediye alır. Bir süre proje dersine geçmezdim. Yani yaklaşık bir ay proje alanında eskiz yapardık. Bu fark etmeleri, hani bazısı çok hoşlandı ve devam etti, bazısı etmedi. Kendi eskizlerimi gösterirdim öğrenciliğimden bu yana. Ben iyi bir anı ve iz bıraktığımızı düşünüyorum bu çerçevede. Çünkü işte dönüşleri oluyor. Kesinlikle. En güzel ifadesi zaten. Yapılan için o dönüşlerin sağlanması, evet, dönüş evet. Sağlanıyorsa yaptığımız işte iyi bir mesafe almışız anlamına gelir. Bir öğrencim hoca oldu sonra üniversitede. Hocam aynı şeyi yapıyorum dedi. Çok mutlu oldum. O da derslerinde aynı şeyi çok yaptı. Darısı diğer evet. Öğrencilerimizin başına. Bakalım başka neler var. Ne tatlı bir evet, yokuşlu. Hoca Ali Rıza. Evet. Hoca Ali Rıza'nın hepsinin fırçası aslında ayırt edilebiliyor hocam. Yani imzaları olmasa bile bir göz ve bellek belli bir süre sonra diyor ki bu Hoca Ali Rıza. O sizin için geçerli. Evet, bunu siz okuyabilirsiniz. Yani bunu herkes yani. Okuyamaz ama. Biliyoruz yani sadece. Sürekli bakarak. Evet. Ben, bu işin profesyoneli tabii, ama tabii, yani. Aynen öyle. Çok doğal bir şey. Sen anlatınca bir dilleniyor bize tablo. Biz evet. De mutlu ya, oluyoruz. O kadar da mütevazı olmamak lazım. Evet, yani. Evet bence de. Yani sivil mimariye yine hocam yani sokakların birbirinin gölgesini kesmeyen evleri. Sarmaşıklar, ağaçlar, duvarlardan sarkan. Ve bu dönemi Süha Ar'ın belgesellerinde çok güzel anlatır hocam. Hani bir belgeselle geleneksel mimariye bakmak gerekirse Safranbolu'da zaman. Çok güzel. Muhteşem bir Süha belgeseldir. Süha Ar'ın suyla ilişkisi de. Evet. Suyu anlattığı belgeseli Suyun de çok güzel. Suyun şehri. Evet. Mimar Sinan'la ilgili belgesel kuşağı. Sisler kovulunca. Sisler kovulunca da çok müthiş büyülüydü. Hocam. Sanki böyle bizim müzede Evren Arın Bey var Süha Ar'ın kuşağından. Böyle telif izinleri alınıp sinema günleri falan da düzenlenebilir aslında. Kültürel belleğe. Gönderme yapan. Tütam'da mı? Evet yapabiliriz olabilir hocam. Olabilir tabii. Neden olmasın? Beyin fırtınası yapıyoruz. Evet sinema salonlarımızda. Not alınız efendim. Ya da yeniden yani, izleyiniz. Çocukların bunları görmesi gerekiyor. Kesinlikle. O Süha Ar'ın hakikaten belgeselleri o çok eski, çok büyülü. Bana çok büyülü geliyor. Yani her seferinde farklı bir şey keşfediyoruz. Evet. Her şeyiyle çok dört dörtlük. Ve zor koşullarda çekilmişler zamanında. Kesinlikle, kesinlikle. Hikayesini duyduğumuzda. Seda Hanım da, Seda Özen Bilgili de o belgesellerin ışığında çok güzel restorasyonlar yapıyor. Sanırım şu an Kastamonu bölgesinde evet. Bir restorasyonu var. Yani en önemli kayıtlar
belgeselden çıkan kayıtlar. Tabii çünkü çok canlı. Bütün Balaban Ağa çiftliği bütün hatlarından malzemesine kadar detaylandırmış hocam. Anladım. Ne kadar önemli belgeler bunlar bakıldığı zaman. Devam edebiliriz görsellerimize. Evet hocam, burada da yine Ahmet Yakuboğlu'nun Süleymaniye'nin taç kapısını görmekteyiz. Ya ne kapısı da değil mi? Çünkü öğrenciler hep böyle ellerine sulu boyaları, kalemleri alıp her yeri böyle resmetseler. Kara kalemle eskiz edilseler bence hani çok şey not alırlar. Doğa, tam bir doğa tutkunu olan Salim Göl Bey var. Salim Bey diyor ki programı izliyor. Resimleri görünce diyor, programdaki resimleri görünce anladım ki diyor, İstanbullulardan çok çekmiş diyor, zoru başarmışlar diyor. Evet, buyurun. Bakalım başka neler var? Ay çok güzel. Çok güzel. Hocam hemen altı minareden Sultan Ahmet olduğunu söylüyoruz. Yine Ahmet Yakuboğlu'nun. Artık Suriç tarihi yarımada. Evet. Yani altı minare bizi kurtarıyor. Çünkü İstanbul'da. Tabii son dönem Çamlıca'yı saymazsak altı minareli yapı bize Sultanahmet Avrupa yakasındaki tek tabii. Söylüyor. Yani hocam bir özlem var, bir hasret var. Bakın kültürel miras öne çıkarmış, etrafındaki silüeti silmiş, binaları, yapıları. Onu görmek istiyor. Biz de onu görmek istemiyor muyuz hocam? Vapurda direkt vapura bindiğimizde Topkapı Sarayı'na bakmıyor muyuz onun silüetine? Tabii ki. Ya da yüksek binaları kesmek istiyoruz. Hatta öyle resimler yayınlandı bir ara. Tabii. Hepimizin arzusu o tabii, yani onların olmadığı bir silüet. Direkt kafamızı oraya çeviriyoruz. Keşke. Bu çok mümkün mü onu bilmiyorum ama yani o hayalimiz o diyelim. Yani eski İstanbul'u yeniden görebilmek ama. Ben hep yaparım hocam. Mesela misafirlerimle vapura bindiğim zaman minarelerden sırayla Topkapı Sarayı, Aksaray, Beyazıt Kulesi, işte Balat, Selim Camii. Yani sırayla böyle mimarilerden. Yeditepe zaten öyle bir şey işte başlıyor. Evet. Ayasofya'dan başlıyor. Evet. Mihrimah Sultan'a kadar. Çoğu insan bilmiyor ama İstanbul'daki her tepeyi o meşhur Yeditepe zannediyor. Yok değil. Halbuki surların içindeki tepeler. İşte Koca Mustafa Paşa bile bu tepelerden birisi. Biri. Yedinci tepe yani, diyoruz artık yani. Ben öyle diyorum, geride kaldığı tabii, için. Tabii. Aynen öyle. Yani tıraşlıyoruz hocam biz resim. Sesi olunca nefis resimlerin. Bu kimin? Hocam bu da Osman Hamdi Bey'in. Çok ikinci güzel. Selim Türbesi. Yine Ayasofya'nın bahçesindeyiz. Çok güzel. Evet burada. Çok güzel. Çok çok müthiş. Fotoğraf gibi. Evet. Bunu kesinlikle da mı fotoğraftan çalıştı acaba? Büyük belki ihtimalle. Hocam sergide bunu söylerler. Öyle bile olsa çok daha çok hani güzel. Gerçek görünüyor. Yani çok tabii, ışınlarla bakıyorlar. Işık, her şeyi dört Işık. Dörtlük gerçekten. Evet, bu büyük. Çin'in palolardan birisi çalındı hocam. Birisi orijinal, birisi değil diye biliyorum ben. Evet. Bu da Osman Hamdi Bey'in en önemli çalışmalarından birisi. Evet, bunlar hocam Avrupa müzayede sitelerinde satılıyor. Bunu da ben bir müzayede sitesinden almıştım. Sotheby's olabilir. Evet. Burada da büyük bir şamdan hemen önünde oturup Kur'an okuyan bir alim görmekteyiz. Bunların Avrupa müzayedelerinde satılmasının temel nedenini biliyor musunuz hocam? Zaten Osman Hamdi Bey hani dedik ya, bilen anlatmak değil bilmeyene satmak. Zamanla kendisi zaten götürüp oralarda satmış. Yani zaten oradalar bazı eserleri. Yani Avrupa'da ya Avrupa piyasasının kendi dönüyor. İçinde dönüyor. Tabii, dönüyor. Tabii. Eyvallah. Ne oldu? Kur'an okuyan kız mesela döndü, dolaştı, Malezya'ya gitti. Yani Türkiye'de satılan en pahalı tablo 44 trilyona satıldı. Alan kim? Malezya. Çok ilginç değil mi? Döndü dolaşıp doğuya döndü hocam. Hani artık Avrupa'nın modası oryantalizm değil. Tabii. Yine de ama hani onun düşkünü olan insanlar var. Hala çok değerli yine de. Hı hı. Nihayetinde işte ilgisi olan alıyor. Biz de basından takip ediyoruz. Malezya'ya gitti. Değerini işte bedelini hı hı. Ne kadar bedelli nereye gitmiş. Biz de almaya çalışıyoruz. Yani sonuçta Türkiye'ye gelen eserler var. Keşke gelse tabii yani olsa. Aynen. Tablolar var. Ya da bağışlansa yerine gelse. Evet. Bakalım başka neler koymuşuz. Evet, yani Bursa, İstanbul, Gebze, Eskihisar.
Hatlar var, kandiller. Gezmiş durmuş. Burası Bursa hocam. Evet. Türbenin önünde. Yeşil türbe. Yeşil türbe. Çinelerinden belli evet. Bakın. Sandukanın altında. Çelebi Mehmet'in türbesinin önünde evet. Dua ediyor. Evet, Çin'i hissetmek sanırım böyle bir şey. Mumlar. Etrafında rahleler evet. Var. Üzerinde Kur'an okunması için hı-hı. Kur'an-ı Kerimler bir konulmuş. Bir türkülük var galiba tam başucunda. Evet, mumlar o tütsü evet, Kur'an okuyan kadının önünde de var o tütsüden. Seviyorlar bu tütsüyü kullanmayı. Zaten hocam Osmanlı geleneğinde ölenin yanında tütsü yakmak, mezarının başında tütsü yakmak geleneği varmış. Kandil evet. Yakmak, evet. Bakalım başka neler koymuşuz. Evet hocam, Zonaro'dan bahsettik. Tam Ayvazovski mi diyecektim. Hocam imzası var. Var bu Zonaro'yla ilgili şunu söyleyeyim vaktimiz bitmeden. Zonaro İstanbul'a geldiğinde Elisa ile evleniyorlar. Ev bakıyorlar kendilerine. En beğendikleri ev de Akaretler'deki evler. Kirada anlaşamıyorlar hocam. Zonaro 2. Abdülhamit'in resmi ressam olunca dile benden ne dilersen diyor. Diyor ki Akaretler'deki evi diliyorum diyor. Hocam o anahtarı vermeyen adama şeyi gösteriyor. Abdülhamit'in imzalı şeyini gösteriyor. Diyor ki ver bakalım anahtarı diyor. Giriyor yerleşiyor. Ve orada yaşıyor. Evet orada evet, yaşıyor. Evet, müthiş bir. Evi diye hatta gösteriyorlar. Evet. Köşedeki hocam, ev olmalı. Evet evet 50 numaralı köşede, ev olması evet. Lazım. Ve gece balkonundan da bunu resmetmiş. Müthiş. Silüet müthiş. Evet. Akaretler'deki evler. Bu da kış manzarası. Bacalar. Aynı evden herhalde. Hocam bu evde kimler ağırlanmış. Osman Hamdi Bey akşamları oturmaya geliyor. Churchill gelmiş. Abdülmecit Efendi sürekli Osman Zonaro'yla beraber müthiş bir sanat ortamı. Yani bir şey ressam ortamı oluşturmuşlar değil mi? Bir yerden sonra evet. Stüdyoya çevirmiş evi. Sanatçıların evleri hep öyle değil mi? Yani bugün de öyle. İşte yazarlar bir araya geliyor, ressamlar bir araya geliyor. Bugün de hani işte bir arada olmaya fikir, çalışıyoruz. Fikir doğuruyor ondan tabii. Da. Yani besleniyoruz bir de birbirimizden, kesinlikle. Sohbetimizden. Bu güzel bir şey o zaman da devam etmiş. Bakalım. Evet, sokağa inmek ve çeşmeleri, dönem kıyafetlerini çizmek çok önemli. Ama Zonaro'nun İstanbul'a geldiğindeki fırçası... biraz ekspresyonist, biraz hocam karma yani. Evet. Daha sonra detaylardaki insanlar hissedilecek. Bakalım diğerlerine bakalım. Burada sadece çeşmeyi ve etrafındakileri hissedebiliyoruz. Bu da erken süreçlerle. Daha az detaylı değil mi? Bir mezarlığı görüyoruz yine. Sağ tarafta muhtemel bir mezarlık var. Yine geriye doğru panoramik bir manzarada sivil mimariden haberdarız ama... Artık 1800'lerin sonu olduğu için mimari tarz da değişecek. Evet bakabiliriz. Başka. Yani balıkçıların süliyetinde yine karşı yine sahil bölgesi, Suriçi bölge ve bu ressamların empresyonistlerden etkilenmeleriyle birlikte kendilerini yavaş yavaş bulacaklarını göreceğiz. Balıkçılar hanım yalnız bir tane serçe evet. Dikkat ederseniz. Demek hanımlar da balık artık, tutuyorlar o dönemde. Hanımlar artık ne yapsınlar? Sokakta. Evet. Evet yani hayatın içine giriyorlar i̇çine artık. Bakalım zaten başka. 19. yüzyıl öyle bir zaman. Evet geçebiliriz. Hocam Zonaro anılarında en çok neden bahsediyor biliyor musunuz? Şaşkınlıkla. Türklerin ve Osmanlı coğrafyasının bayramları çok güzel diyor. Yani davulların çalması, insanların orucunu tutmasının ardından bir araya gelip toplanmalarını. Panayır eğlencesi gibi değil mi? Evet, evet. Bir bayram günü olduğunu evet. Söylüyor ama Zonaro'nun notları yayınlandı. Hı. O burada orada görüyoruz. Davulcu zurnacı var. Nargile'yi de ihmal etmemiş. Evet, onu da araya sıkıştırmış. Yani şimdi köpekleri koymuş bakın sol köşede. Çay bardakları var bakın derideki evet. İskemlenin üstünde. Hala da iskemlenin üstüne koyuyoruz ya sehpadan evet. Daha çok. Evet. Mantalite hiç değişmiyor. Değişmiyor. Köpekler var evet. Küçük evet bir bayram sabahı var. Olduğunu söylüyor. Aa, daha detaylı anne, artık. Evet. Hmm. Evet artık yavaş yavaş fırçası değişmeye başlayacak. Geriye doğru yine panoramik bir manzara. İki tane minare yan yana görüyoruz. Bakın arkada da bir minare var. Sokak satıcıları. Simitçi var galiba. Sokak simiti. Dilenciler. Onların çocukları. Dikkatini çekiyor. Bakalım başka. Evet. Artık kadınlar kayıktalar. Sandal gezileri sandal başlıyor. Sandal gezintilerine başlıyorlar.
Hocam İstanbul'un deniz trafiğinden de haber veriyor bize aslında. Evet. Kalabalık. Arkaya sanki baksanıza. Yangın mı? Yangındı ama kadınlar çok mutlu. Yani beri taraftakilerin, gezenlerin çok umurunda değil ama arkada sanki bir yangın olabilir. Var gibi görünüyor. Bakalım başka neler çünkü var. Duman yükselmiş orada. Evet. Yine Dolmabahçe'de gezinti renkler tablosu. Renkler ne kadar canlı değil mi, evet, artık iyice ne? Dolmabahçe rıhtımını görüyoruz, evet, aslında. Yani yine bir köpek boyunu var sol köşede, bakın. Evet, köpeği yerleştiriyor. Evet. Yani kılık özellikle kıyafet, kılık kıyafet değişiyor, farkındasınız değil mi? Evet. Kadınların şapka tarzları da var. Değişiyor tabii. Şapkalar da değişiyor. Bakalım başka neler koymuşuz. Hocam bu çok önemli. Alman kralı 2. Wilhelm Dolmabahçe'ye geldiğinde imparatorluk onu biraz böyle seremoni olsun diye kayıklarla getiriyor. Bu kayıklarla karşılama, Wilhelm'in çıkışını görüyoruz eşiyle beraber. Rıhtım boyunca hocam kayıklar sıralanmış, müthiş bir şey, kortej. Gördüğünüz üzere burada sıralandığını görüyoruz. Yani oryantalistler detaycı. Askeri müzeye gittiğimiz zaman aynı kayığı ve sülün detaylarını görebiliyoruz hocam. Oradaki detayları direkt yakalıyorlar. Evet. Hani burada şunu söylemeliyiz. Sarayın resmi ressamı olduğu için padişahın karşılama ekiplerini de bu şekilde resmediyor. Kartal da var. Kartal. Sülün. Sülün hocam. Sülün. Aha, sülün. İmparatorluk alametlerinden birisi. Alem, sülün. Bakalım başka neler koymuş. Tüm semboller var. Hocam Zonaro'yu ressamlığa taşıyan en önemli eser Ertuğrul Gazi Alayı. Saray ressamı ölmüş o dönemde ve saray ressamı olmak istiyor Zonaro. Diyorlar ki kuvvetli bir eser vermen gerekiyor ve Zonaro'nun Ertuğrul Gazi alayını çizerek takdim etmesi onu Münir Paşa, Salih Münir Paşa, 2. Abdülhamit'in en yakın adamlarından. Diyorlar ki böyle bir ressam var, Ertuğrul Gazi alayını çizdi. Hemen Abdülhamit onu resmi ressam olarak ilan ediyor. Hocam burada bir detay var. Salih Münir Paşa ne diyor biliyor musunuz Zonaro'ya? Şuradaki çocuğu, küçük çocuğu çıplak ayaklı ve yırtık kıyafetli çizmiş. Diyor ki bunu düzelt diyor. İkinci Abdülhamit diyor fakirliği, paspallığı sevmez diyor. Bu çocuğu giydir diyor. Zonaro fırçasıyla giydiriyor çocuğu. Çok güzel. Evet. Evet, bu resmi de artık böyle hatırlayacağız. İyi ki anlattın. Kesinlikle çok, evet, önemli. Bu arada programımızın sonuna doğru yaklaştık. Bakacağımız bir iki resim daha varsa bakalım, onlara da bakalım. Evet hocam, yani geriye doğru çok bir keyifli bir sohbet oldu. Kadınları resmederken bile kesinlikle çok teşekkür ederiz. Yani geride şehrin hep olduğunu, buranın İstanbul olduğunu biz hissediyoruz. Evet. Diyoruz ki bu kadın İstanbullu. Bakalım başka hızlı bir şekilde. Evet hocam, bakın Yeni Valide Camii. Yeni Valide Camii'nin Karaköy tarafından. Karaköy tarafından. Karmaşa, ticaretin, ekonominin o canlı aktığı olduğu yer. Hala resimlerde bunu yaşıyoruz. Galata Port. Evet. Galata Port. Şu an tam orası. Karaköy Port diyelim. Evet. Bakalım başka neler var. Tabii geceleri de çok güzel İstanbul'un. Çok yani güzel gerçekten. Ayrıca hayranlar gecelerine. Yani Abdülmecit Efendi'nin etkilendiği isim Zonaro. Ve burada da biraz böyle birbirlerinin fırçalarına benzediğini söyleyebiliriz. Çok evet, doğal Abdülmecit tabii o hayranlık. Efendi çok değerli bir isim. Yani biz onu tabii sadece Osmanlı tarihi açısından görüyoruz, siyasi tarihi açısından. İşte saltanat kaldırılmasaydı belki padişah olacaktı. Son Osmanlı halifesi, hı hı, gibi hatırlıyoruz ama onun yaşadığı dönemde çok daha öne çıkmasını sağlayan yönü, sanatçı kişiliği kesinlikle. Bütün Osmanlı ailesinde işte padişahların bir sanat var. Kesinlikle yani var. İşte, yani kimisi kuyumcu, kimisi oluyor, dülger. Evet. Yani işte Sultan Abdülhamit dülger. Kimisi ressam. Hep bir yeteneği var. Tabii. Müzikle hep araları evet, iyi. Tabii, musiki. Hocam stresi nasıl atacaklar siyasetçisi? Kolay değil yani tabii. Bu kadar büyük bir coğrafyanın hakimi olmak. Sanatla sanat terapi. En güzel terapi kesinlikle. Bunu özet olarak söyleyebiliriz bu gece. Kesinlikle. Yani Osmanlı tarihi başlı başına Türk tarihinin en muhteşem, en ihtişamlı dönemi olmayı sonuna kadar hak ediyor. En fazla eser gerek ayakta olan, gerek günümüzde bulunmayan, gerek yazılı, gerek görsel her yönüyle Osmanlı tarihi
Gerçekten medeniyet açısından baktığımızda önemli bir aşamayı insanlık tarihi içinde, sadece Türk ve İslam tarihinde değil, temsil ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz ben teşekkür Olcay ederiz. Aydemir ve Habibe Çalışkan hanımefendilere. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir programdı. Önümüzdeki hafta Doğu'dan Batı'ya tarih yeni bir konu ve konukla karşınızda olacak. Hepinize iyi akşamlar.